Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sunar. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 6 Mayıs 2022 Cuma günündeyiz. Saatlerimizde 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Tabii dün yine hareketli bir gündü. Hem akşam seansında Avrupa'da 4 güzel karşılaşma oynandı futbolda. Voleybolda dün erkeklerde şampiyon belli oldu. Ziraat Bankası, Halkbank'ı mağlup etti. Onlar da Efeler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Avrupa Ligi'nde ilk maçı 2-1 kazanan Frankfurt evinde West Ham United'ı 1-0'la geçmeyi başardı. Toplamda 3-1 ile Alman temsilcisi adını finale yazdırdı. Tabii maçın başlangıcında West Ham United ta Creswell gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakmıştı. Hemen ardından da Frankfurt'un golü geldi ve maçın geri kalanında da başka gol olmayınca Frankfurt finale yükselmeyi başardı. Diğer yarı final eşleşmesi açıkçası büyük bir sürprize sahne oldu diyebiliriz. Çünkü Leipzig ilk maçı 1-0 kazanmış ve turun da favorisi olarak sahaya çıkmıştı. Ama Rangers eksiklerine rağmen dün Leipzig'i dünkü maç skoru 3-1, toplamda da 3-2 ile geçmeyi ve adını finale yazdırmayı başardı. Gerçekten çok büyük bir iş. Glasgow Rangers ligde şampiyonluğu Celtic'e kaptıracaklar ama Avrupa'da son 2 sezondur özellikle çok iyi işler yapıyorlar. Hatta 3 sezondur çok iyi işler yapıyorlar ve bunun meyvesini de Avrupa Ligi finaliyle aldılar. Yani Avrupa Ligi finalinde biz Frankfurt Rangers eşleşmesini izleyeceğiz. Konferans liginde ise dün pek gol olmadı aslında. Roma, Leicester ilk maç 1-1 sona ermişti. İngiltere'de oynanmıştı. Dönüşü, revanşı İtalya'da oynandı ve Roma Tammy Abraham'ın golüyle maçın hemen başında buldu. Karşılaşmayı 1-0 kazandı ve adını onlar da finale yazdırdı. Mourinho bir kez daha bir kulüple Avrupa'da final görmeyi başardı. Onunla ilgili birkaç yine not var birazdan. Bu karşılaşmaları yorumlamaya başladığımızda paylaşırız. Ve diğer eşleşme Marsilya Feyenoord. İlk maçı Feyenoord kendi evinde 3-2 kazanmıştı. Bu karşılaşmada ise gol sesi çıkmadı ve bu sonuçta Feyenoord da adını Konferans Ligi'nde finale yazdırdı. Orkun Kökçü, Feyenoord forması giyen milli futbolcumuz ilk 11'de sahaya çıktı ve 90 dakikada sahada kaldı. Cenk Üzünder ise diğer tarafta Marsilya'da yedek başladı. 80'de oyuna girdi bir gol umudu olarak ama o da maça sonuca etki edemedi ve maç golsüz eşitlikle sona erdi. Burada da Konferans Ligi'nde de Roma Feyenoord finali görüyoruz. Gerçekten güzel finaller gibi gözüküyor. En azından taraftar kitlesi olarak, tarihi olarak, geçmiş olarak farklı kulüpler bunlar. Bakalım nasıl final maçları izleyeceğiz. Onu da Mayıs ayı sonunda görmüş olacağız. Diğer taraftan ligimizden de haberler var. Mesela Fenerbahçe'yi ilgilendiren bir gelişme. Jorge Jesus, kendisi Brezilya'da Rio Karnavalı'na katılmıştı. Orada Flamengo'nun da maçına gitti ve bir gazeteciye röportaj verdi. Geniş çaplı bir röportaj. Futbolla ilgili düşünceleri, Flamengo'nun durumu, Brezilya futbolu, Fenerbahçe'nin teklifi, birçok farklı konuda onun da açıklamalarını gördük. Bugün programda değerlendireceğiz Jorge Jesus'un açıklamalarını. Galatasaray cephesinden Ajans Spor'a bir açıklama geldi. Çünkü son günlerde Domenech Torrent'le yolların ayrılacağına dair birçok farklı haber yapılmıştı. Nihat Kırmızı, Sportif AŞ yöneticilerinden, o da konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Bu çıkan haberlerin asılsız olduğunu ifade etti kendisi. Özetle tabii detayına birazdan değiniriz. Ve dün Merkez Hakem Kurulu yeni haftanın 36. haftanın hakemlerini açıkladı. Merakla bekleniyordu. Derbiyi kim yönetecek? Fırat Aydınus geri dönecek mi? Tarık Olgun, Bahattin Duran, Cüneyt Çakır'ın ekibinden onlar maç alacak mı diye. Hepsi belli oldu. Bu saydığım hakemler maç aldılar. Derbiyi de Arda kardeşlerin yöneteceği resmen açıklandı.
Yine program içinde bilgileri, değerlendirmeleri sizlerle paylaşırız. Ve son haber, PFDK cezaları. Trabzonspor'un cezası merak ediliyordu. Son karşılaşmada şampiyon olduğu Antalyaspor mücadelesinde yaşanan saha olayları farklı sebeplerle PFDK'ya sevk edilmişlerdi. Acaba bir saha kapatma cezası olur mu, ne kadar olur diye tabii tartışırken dün gördük ki bir saha kapatma cezası yok ama ağır bir para cezası da çarptırılmış bordo mavili ekip. Bu da açıkçası yine çok fazla şaşırtmadı günümüz konjonktürüne bakınca. Özellikle ligin son haftalarında da son yıllarda neredeyse ceza verilmiyor takımlara. Trabzonspor'da bundan nasiplenmiş gözüküyor. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Yine 16 saatlerimiz. Şimdi Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarıyla devam edelim programa. Dün 4 maç vardı. Tabii hepsi birbirine aslında yakın karşılaşmalar, tercihler eminim birçok kişi de değişmiştir. Benim gibi işte bir maçta başlayıp diğer maça geçen, oradan sıkılıp öbür maça geçen dinleyicilerimiz olduğunu düşünüyorum. Dün bu konuyu gerçi Barış abiyle biraz tartıştık. O da bir karşılaşma seçip onun da devam edilmesi gerektiğini düşünenlerden benim gibi, yani kendi yaptığım gibi tavsiye etmedi. Dün onun mesela tercihi Rangers-Leipzig mücadelesiydi. Ama benim tercihim, dün de konuşmuştuk, Frankfurt-West Ham United mücadelesi. Bu sezon Frankfurt'u Avrupa'da izlemek büyük bir keyif. Barcelona eşleşmesindeki oyunu. İlk maçta da yine West Ham karşısında zaman zaman etkili olduğu bölümler vardı. Kostić ve o takım oyunu, 3-4-2-1'i, 3-4-3'ü de çok iyi oynayan bir takım Frankfurt. Bir de ligde işte Valen İsmail bu düzenli oynuyor şimdi. Ona da bir hani nasıl oynanıyor bu düzen, bunu Avrupa'da iyi oynayan takımlar var çünkü. Frankfurt da Avrupa'da bunu başarıyor. Ligde gerçi pek istediklerini yapamadılar ama Avrupa'daki oyunu bence çok etkileyici. O yüzden o karşılaşmayı tercih ettim. Ama maçın başlangıcında Creswell'in kırmızı kartı geldikten sonra da hani geride zaten West Ham, 2 gol bulması lazım tur için. Pek bir iddiası kalmadı. Gol olmadan, ki gol 7 dakika sonra geldi Frankfurt'tan, değiştirdim. Roma-Leicester maçına gittim. İlk yarıyı orada tamamladım. Orada da pek bir şey göremedim açıkçası. Zaten golü kaçırmıştım Temi Abraham'ın ama atmosfer güzel diye, tribün atmosferi, sen geçenlerde dikkat etmiştin, 60 küsür bin Roma'nın böyle çok iddiasız bir maçına gidilmişti. Burada bir de çok iddialı bir maç. Hani o atmosferi de görmek adına izleyeyim dedim ama maç beni pek çekmedi. Ve bir baktım orada Rangers-Leipzig 2-0, Rangers öne geçmiş ilk yarının ortalarında. O ilgi çekti, Leipzig geri dönebilecek mi diye merak ettim. İkinci yarıda da full Rangers-Leipzig'i tercih ettim. Gördüğünüz üzere bir tek maalesef Feyenoord'a bakmadım. Çok da iyi yapmışım. 0-0 biten bir karşılaşma olmuş. O da hani benim şeyim buydu. Planlamam tabii şey öyle şekillendi. Yani maç öncesi böyle bir şey düşünmüyordum. Frankfurt West Ham'la giderim diye düşünüyordum ama şartlar gereği diğer maçlara döndüm. Sen de ağırlıklı olarak Roma-Leicester City'yi takip etmişsin Ali abi. Ben hep Roma-Leicester dedim. Hiç zap yapmadım. Dayanabildiğim kadar Roma-Leicester'a dayandım. 70-75 civarı da söylemi sayıp uyumuşum. Çünkü maçta dediğin gibi sen de izlemişsin bir bölümünü. Ne yazık ki hani beklentileri karşılayacak bir oyun iki taraftan da. Yani ne Roma'nın ne Leicester'ın böyle çok gününde olduğunu söyleyemeyiz. İyi bir mücadele vardı, kabul. Ama çok iyi bir futbol yoktu. Dün karşılaşmalar öncesinde işte Eintracht Frankfurt taraftarının Barcelona'daki şovu, ondan sonra Marsilya taraftarının işte UEFA yönelik açtığı pankart, bunun dışında Roma'nın Olimpiyat stadını full doldurması çok ekstra. Şeyi bilmiyorum, Rangers'ı bilmiyorum. O da güzeldi atmosfer. Zaten onun hep bir şey de hani çok ateşli bir şey yok. Her zaman dolu oraları da. Hani çok ateşli bir atmosfer olmayabilir ama diğer stadyumlarda hakikaten atmosfer oldukça yüksekti. Ben de Roma-Leicester iyi bir maç olur diye düşünüyordum. Leicester'ın bir önceki turda PSV mücadelesini de takip etmiştim. Özellikle Hollanda'da maçın bir bölümünden sonra oyunun kontrolünü eline alıp çok net fırsatlarla beraber güzel bir mücadele imza atmışlardı. Ama bu kez beklentinin altında kalan bir Leicester vardı. İlk yarıda isabetli şutları yoktu.
Roma'da dediğimiz gibi hani Roma'da çok istediklerini yapamadı ancak genel olarak Leicester beni hayal kırıklığına uğrattı. Sanki Leicester biraz daha yukarı çekebilseydi karşılaşmayı Roma ona ayak uydurabilir gibiydi. Ve olmadı. Bir kornerde Abraham'la Pereira'nın eşleşmesinde Abraham'ın golü tabii orada bir Melih Gümüşşah da söyledi. Basketbol deyimiyle dedi mismatch oldu dedi. Ama sanıyorum iki kez olmuş. İki ben kere sonrasında ondan sonra bir kere daha oldu. Bir kere daha oldu. Ondan hatta sonra da o yorumdan sonra bir kez daha yine Abraham'a kornerde geldi, içeri doğru çevirdi. Doğru. Üçüncüde de almış. Uzağa gitti top. Evet, doğru. Uzağa gitti. Yani öyle bir golle beraber Roma duran top golüyle beraber üstünlüğü de maç sonuna kadar korumayı başardı. Hatta biraz da üzerine yattı 1-0'ın. Ve neticede işte sen de sabah gördüm beğendiğin tweetler arasına almışsın. Mourinho. Gözüküyor mu onlar? Gözüküyor onlar. Onlar gözüküyor. Mourinho tüm kupalarda finale yükselen ilk teknik adam oldu. Zaten konferans liginin ilk finali. Doğru. Mourinho da 4 farklı takım Avrupa Kupası'nda finale çıkmış oldu. Porto, Inter, Manchester United ve Roma. Bu bakımdan tabii Mourinho açısından kariyer günlerinden bir tanesiydi. Diğer yanda Marsilya Feyenoord'da açıkçası hani dünkü maçları şöyle sıraladığın zaman zannederim Marsilya Feyenoord çoğu kişinin son sırasında yer alıyordu. Orada hani Cengiz oynasa belki hani evet. Okun'un yanında daha heyecan verici olabilirdi bizim adımıza ama Cengiz de son bölümde oyuna girmiş. Doğru. 80. Golde olmayınca kimse herhalde dönüp çok bakmadı. Ondan sonra işte maçın sonunda Marsilya taraftarının o klasik görsel şovu ve UEFA aleyhine açtıkları pankartı gördük. Hani daha doğrusu koreografiyi gördük. O da UEFA mafya. Hani evet. Ne açtılar diye merak etmesin. Öyle çok garip bir şey yapmadılar. Daha önceden de işte LC Varşova taraftarı da bunu yapıyordu. Zaman zaman bu protestoya maruz kalıyor UEFA ki haklılık payı olduğunu da kendi adıma zaman zaman düşünüyorum. Oraya çok dönülmedi. İlk maç 3-2. Bu karşılaşma 0-0. İşte Feyenoord finalde. Şimdi Roma Feyenoord finali. Konferans Ligi'nin ilk finali bu şekilde olmuş oldu. Diğer tarafta açıkçası West Ham'da Creswell'in tabii senin de söylediğin gibi 18'de kırmızı kart görmesi ki son 3 maçın ikisinde kırmızı kart görmüş. Öyle mi? Avrupa Ligi'nde bir önceki maç değil ondan önceki maçta da kırmızı kart görmüş. Pozisyonda da direkt kırmızı görmüş. Direkt kırmızı gördü çünkü sol kendi solundan Frankfurt'un bir ara top geldi stoperlerin arkasına doğru. O esnada kendi kanat oyuncusunu Hauge'yi takip ediyordu Creswell. Merkezde bir stoper gibi ama ilk hamleyi yapamadı. İlk hamleyi ıskalayınca Hauge öne geçti. Çok az bir tuttu. Hauge de tabii tutmayı fark edince hemen yere bıraktı kendini. Hakem sarı kart gösterdi. Çok ilginç bir şekilde. Yani son adam elle tutuyor. Hani kırmızı kart olması gerek. VAR'dan Allah'tan uyarı geldi. Ve VAR uyarısıyla hakem kırmızı kartı gösterdi. Yani VAR olmasa facia bir karar çıkıyordu az daha. Keşke VAR olmasaydı dengeli bir maç olsaydı. Tabii o daha farklı olurdu. Ben daha fazla izlerdim o maçı da. Orada bir zevki kalmadı zaten. İşte maç sonunda da Frankfurt taraftarı da sahaya inmiş. Evet Trabzonspor'dan sonra Frankfurt'u da olarak gördük. Onu gördüm. Rangers maçında sen söyleyeceksin. Orada da Tavernier değil mi? Ya ben işte ilk golleri kaçırdım. İlk 2-0 olduğunda Tavernier 7 gole ulaştı. Gol krallığında şu anda 1 numara. Avrupa Ligi'nde 1 numara. Çok alışık olduğumuz bir durum değil. Onlar da 3-4-2-1 gibi bir düzenle sahaya çıktılar. İkinci yarıda 60'a kadarki bölümde iyilerdi. Çok baskılı oynayan bir takım Rangers. Yani 2-0 önde olmasına rağmen geride kabul etmediler. 60 civarı bir 5 dakika bocaladılar. Gol geliyorum dedi. 2 pozisyona girdi Leipzig. Üçüncü de zaten hemen golü attılar. 3 dakikada oldu. Orada tur dengeye geldi ama Rangers sonrasında da yani fizik olarak çok çok diriler. Yani maçın son anına kadar önde de bastılar. Leipzig'e hiç neredeyse tura girme şansı vermediler. Golü de buldular zaten son bölümde. Çok etkileyici bir performanstı. Hafta sonu bile Celtic gibi ezeli rakibiyle çok kritik bir maça çıkmış. Onun yoğunluğundan çıkan bir Rangers. Ama hiç öyle bir maç oynamamış. Bana mısın demedi diyorsun. Evet Rangers tek taraflı neredeyse hani bir karşılaşma oldu. Leipzig çok etkili oyuncuları var. İşte Nkunku yine golünü attı. Araya bir gol sıkıştırdı ama Andre Silva'sı, Zoboslay'sı hiç bildiğimiz Leipzig gibi değildi. Dün Rangers tamamen onları paralize etti karşılaşmada. Çok etkileyici bir performanstı. Ben bu kadarını beklemiyordum. Çünkü eksikleri de var. Hücum hattında Morelos bu takımın golcüsü sezonu kapatmıştı. Kemal Roof bir başka önemli isim. Dün o da yoktu. İlk yarıda ileride oynayan oyuncuları sakatlandı. Değiştirmek zorunda kaldılar. Hani bu kadar değişime rağmen Rangers
hiç oyuncu fark etmeksizin çok iyi bir takım oyunuyla kazanmayı başardı ki onların da sezonu çok etkileyici Ali abi. Yani Dortmund'la oynadılar ilk o playoff turunda, Şampiyonlar Ligi'nden gelen Dortmund'u 4-2, 2-2 evet. Toplamda 6 gol atıp elemeyi başarmışlardı. Sonra Kızılyıldız Braga ve en sonunda da Leipzig'i mağlup ettiler ki her turda da bir mağlubiyetleri var. Hani birer maç kaybedip Braga'ya da karşı ilk maçı kaybettiler. 1-0, 3-1 ile geçtiler. Bu maçı da 1-0 kaybettiler ilk maçta. 3-1 ile geri dönüşleri yapmayı başardılar. Biraz hani Real Madrid'i çağrıştıran bir performans gördük. O zaman hazırsanız söylüyorum. Hazır mısınız? Final tarihlerini. Evet. Tabii. 18 Mayıs Eintracht Frankfurt Rangers Avrupa Ligi finali. Evet, önce Avrupa Mayıs. Ligi. 25 Mayıs Konferans Ligi finali Roma Feyenoord ve 28 Mayıs Şampiyonlar Ligi finali Liverpool Real Madrid. 6 farklı ülke oldu değil mi? Yani bir İngiliz, bir İspanyol Şampiyonlar Ligi finalinde, bir Alman, bir İskoç Avrupa Ligi finalinde, bir İtalyan, bir de Hollandalı Konferans Ligi finalinde farklı ülkelerden. Aynen öyle. Takımlarla ve Çetin Cem Yılmaz yazmış. Twitter'da kendisini takip ediyorum. Aslında taraftar ekolü olan ve geçmiş yıllarda da çok başarılı olmuş kulüplerden bahsediyoruz. Yani Feyenoord'un işte 70'lerde, 2000'lerin başında işte kazandığı kupalar, Roma başarılı bir kulüp, Rangers'ın Avrupa'da başarıları var, ligde zaten olağanüstü işler yapmış bir takım. Zaten Real Madrid de kötü değil diyorsun. Real Madrid de zaten kötü değil. Söylemeye gerek yok. Frankfurt çok iyi bir taraftar kitlesi var. Çok ateşli bir kitle. İşte Neue Kamp'a gidip orada 30 bin 40 binde desteklemiş bir taraftar. Dün haberler çıktı. Eintracht Frankfurt'ta üye sayısı 100 bin olmuş. Bir başkan geliyor. 2-2,5 yıl içerisinde kulübün üye sayısını 100 bine kadar çıkartıyor. 2,5 kat üye sayısını arttırmış. Hakikaten onlar da ilginç bir taraftar topluluğu. Bayağı etkili oldular bu sezon. İsimlerinden bayağı bahsettiler. Özellikle işte az önce konuştuğumuz o Barcelona deplasmanı çok etkileyiciydi. Barcelona'da bile olay oldu. Aynen. Hani Barcelona bile onu kolay kolay yaşamadı. İyi de oynadılar, buraya kadar geldiler. 18, 25, 28 Mayıs. Yaklaşık hani 2 hafta içerisinde 3 tane final karşılaşması izleyeceğiz. Artık sezonun da sonuna geldik. Onu da tabii söylemekte fayda var. Daha doğrusu onu değil de şunu da eklemekte fayda var. Konferans Ligi finali Sevilla'da. Değil, Tiran'da. Avrupa Ligi Sevilla'da. Avrupa Ligi Sevilla'da. Yani Frankfurt Rangers Sevilla'da karşı karşıya gelecekler İspanya'da. Konferans Ligi de Tiran'da, Arnavutluk'ta olacak. Şampiyonlar Ligi finali de bilindiği gibi Rusya'dan Paris'e alındı. Birkaç yine detay, istatistik var. Mesela Mourinho ile ilgili, o da bir kez daha finale çıktı. 4 farklı takımla finale çıkmayı başaran ilk teknik direktör oldu. Hiçbir Avrupa Kupası finalinde kaybetmemiş şu ana kadar kariyerinde. Mesela Şampiyonlar Ligi'nde en fazla yarı final eşleşmesi kaybeden Guardiola ile birlikte isim, 8 yarı evet. final kaybetmiş. Ama evet. finale çıktığında da hani oraya kadar getirmişken kupayı almadan da dönmeyen bir Jose Mourinho görüyoruz. Bakalım bu sefer yine şansı yaver gidecek mi Feyenoord karşısında? Onu göreceğiz. Roma'nın da Avrupa Ligi'ndeki en iyi derecesi daha önce 90-91 sezonunda gelmiş. İkinci olmuşlar, finalde kaybediyorlar. Tabii o dönem UEFA Kupası diye geçiyor turnuvanın adı. Feyenoord'u da az önce söyledim. En son 2002'de kazanmayı başarıyorlar. 73-74 sezonunda da yine bir UEFA Kupası var. Daha önce iki kez kazanmayı başarmış bir Hollanda temsilcisi görüyoruz. Sen Mourinho hocamıza pek sıcak bakmazsın biliyoruz ama evet. kazanmasını ister misin? Feyenoordçu musun finalde? Vallahi hiç şu an bir taraf tutmuyorum. O duyguya giremedim. Giremedim. Maç günü yaklaştığında belki, ayın 25'i demiştin değil mi? Konferans Ligi finali belki olur. Çünkü Feyenoord'da da böyle hani Orkun Kökçü harici çok tanıdığım ya da sıcak bulduğum bir isim yok. Birkaç benim bildiğim Mert Elam ne olur, ne eder, ne yapar, Feyenoord tutar. Evet, bir şey bulur orada. Yeter ki Mourinho kazanmasın diye. En kötü anti Mourinho'dan dolayı. Anti Mourinho'dan dolayı tutabiliriz. Olabilir, bilemiyorum ama işte dediğim gibi izledim birkaç maç. Hani Nelson var, ileri hatta Deser sanıyorum çok fazla gol attı ligde. Çok az oynasa da Avrupa Ligi golcüsü oldu. Onun performansı etkileyici gözüküyor ama dediğim gibi çok henüz bir bağ kuramadım. Daha zamanı var, merak etme, evet. bulursun sen bir şeyler. Evet, Feyenoord'la alakalı. Maçını izlersem, Roma'ya da dün işte karşılaşmasına baktım. Onlar da bir üçlü savunma takımı şu anda. Tam olarak tabii kestiremedim. 3-4-3 mü, 3-5-2 mi? Biraz 3-5-2'ye yakın suyu herhalde. Zaniolo, Abraham'ın
yanında. Yani Zaniolo biraz daha gerideki yanında gibi. Böyle serbest gibi, hani onu tamamlayan oyuncu gibi, topu taşıyan oyuncu gibi. Yani aslında orta sahanın civarında ilk olarak Zaniolo'yu bulmaya çalışıyorlar ama mesela dün de bir ara görmüşsündür belki, o döneme denk geldin. Çok faul yaptı Leicester. Ona da dikkat etmedim. Zaniolo'ya mı? Evet, Zaniolo'ya 3-4 pozisyonda topu aldı. Pat diye indirdiler hemen ilk müdahalelerde. O da istediklerini yapamadı dün. Evet, maçlarla ilgili genel durum bu şekilde. Maçlar demişken bir de çok kısa bilgi olarak paylaşayım. Bence ilginç bir istatistiğe imza atıyor. Salernitana İtalya Serie A'da dün 19'da başladı karşılaşma. Eminim birçok kişi takip etmemiştir. Çok önemsiz bir maç çünkü rakibi de Venezia. Çok önemsiz bir maç. Şey olarak yani, hayati bir maç. Takımlar için hayati de senin benim için. Şimdi Salernitana Venezia maçı için oturan var mıdır? Biz dün Esport'a yorumcu verdik o maçı. Verdiniz mi? Verdik tabii. Önemli maç çünkü. Yok, önemli de yani Venezia için bir önemi yok mesela. Venezia artık küme düştü sayılır. Pantomatik olarak düşmese de. Ama Salernitana'nın orada başardığı gerçekten olağanüstü. Yani küme düşmesi neredeyse kesin gözüyle bakılan bir takımken son 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik oldu. Ki o beraberlik de Atalanta karşısında geldi, öne geçmişlerdi. 88'deydiler. 1-1 bitti o karşılaşma ve şu anda mevcut puan tablosunda kendini küme düşme hattının bir basamak üstünde, bir puanla attı. İlk kez. Sezon 5 hafta. Peki kimin üstünde? Cagliari ve bu hafta Cagliari ile oynayacaklar. Aynen. Olağanüstü. Yorumculu bir karşılaşma yine herhalde. Bunda yorumcu yok. Onda yorumcu. Asıl bu maça yorumcu lütfen. Onda yorumcu. İki takımın da iddiası var. Daha önemli maçlar var. Bu hafta. Daha önemli. Ne olabilir? Şampiyonluk biraz daha önemli olabilir İtalya'da. Öyle mi? Orası da kritik bir şey. 77-75. Milan 77, Inter 75. Ama İtalya'da böyle şeyler oluyordu. Mesela Verdi ikinci gol attı. Topta saçma sapan bir şekilde 4-5 pozisyonda önüne düştü. Böyle ona çarptı. Verdi oraya kadar düştü mü ya? Verdi oraya kadar düştü ama Napoli'lerdeydi. Çok gol attı. Çok gol attı ve mesela ondan önce Cagliari'deymiş. Cagliari'deki gol sayısına, yani bu attığı gol sayısına 40 küsür maçta ulaşmış. Burada bakayım şimdi sana söyleyeyim. Daha kısa bir sürede. Çok enteresan işte, bazı oyuncular bazı takımlarda istediklerini yapamıyor. Bazen de oluyor. Neticede şanlı Salernitana dün kazanarak. Bir de ligin de açık ara en çok gol yiyen takımını. Yani 35 maçta 72 gol yemişler. Yani sezon içinde 4-0'lık Roma Torino mağlubiyetleri, Empoli'ye 4-2, Fiorentina'ya 4-0, Inter'e 5-0, Lazio'ya 3-0, Inter'e yine 5-0, böyle mağlubiyetler almışlar ama müthiş bir çıkış var sonrasında. Salernitana'da 12 maçta 4 golü var. Napoli'de 69 maçta 4 golü var. Ha, müthiş. demek ki böyle bir takım bekliyormuş kendisi. Bir de Verdi daha 29 yaşında. O Verdi şey değil miydi ya? Hem sağ ayağıyla hem sol ayağıyla friki golü atan aynı maçta. Simeone Verdi. Bilmiyorum attı mı şey ayağıyla golleri ama. O olması lazım. Napoli'de bir sezonu var zaten. Yetenekli bir topçuydu kendisi. Ben oradaki şeyi de hatırlıyorum. Ben de Bologna'daki dönemi hatırlıyorum. Bir de işte mesela o iki ayakta frikik, yanılmıyorsam Verdi atmıştı. Çok etkileyici bir durum. Ama şimdi orada da işler az önce paylaştığımız gibi bayağı bir değişti. Hani bizde de çünkü kümede kalma yolunda işte Rize'nin, Altay'ın hala şansı var. Gaziantep orada sıkıntılı. Şimdi bugün de çok kritik bir Kayserispor maçı oynayacaklar. Bugün de kaybederlerse üzerine bir de pazar günü 4'te hem Altay'ın hem Rize'nin maçı var aynı anda. Onlar da kazanırsa, ki Altay'ın işi çok zor. Birçok oyuncusu da ayrılmış da. En azından Rize kazanırsa son haftalara olağanüstü bir şey gelecek. Ama o da hani Türkiye Kupası yüzünden çok garip oldu. Şimdi bugün bir puan alırsa öteki iki maç hiçbir anlamı kalmayan iki maç haline geliyor. Evet, sen aynı anda mı oynanması gerektiğini düşünüyorsun? Ben aynı anda oynanması gerektiğini. Düşüyorlar çünkü. Yani oynamadan düşüyor. Küme düşüyorlar. Yapacak bir şey yok Ali abi yani. Aynı anda oynanabilir işte. Oynanabilir de hani bu haftadan aynı anda oynatmaya genelde başlanmıyor. Hani son iki hafta ya da son hafta genelde liglerde yapılıyor. Ama hani birbirlerini etkileyen maçlar olduğu için. Ya Milan Inter de aynı anda oynamıyor mesela. Değil mi? Ya tamam, oynanmıyor. Oynanabilir diyorum ben. Ama yani şey yok, öyle bir genel kanıdan bahsediyorum. Yoksa yani oynanabilir. Milan Inter de aynı anda oynayabilir. Çünkü onların da iki puan ayırıyor. Ağırlar da oynayacaklar. Ligi o zaman biraz şey yapıyorsun bence. Hafif o maçlarını değersiz hale getiriyorsun. Şimdi sen bugün Gaziantep Kayseri Spor mücadelesi var değil mi? Hı-hı. Gaziantep bir puanı aldı. Şimdi öteki iki karşılaşmayı açıp bakacak olan var mı? Var. Kimse bakmaz. Ama bugün aynı anda olsa merak edersin, öteki tarafta ne oluyor? Dur bunlar attı. Öteki tarafta ne oluyor diye bir merak uyandırır diye söylüyorum. Katılıyorum. O heyecanlı daha
yaşatmak adına aynı anda oynanması makul bence de, ama TFF pek öyle düşünmüyor. Çünkü biraz da dediğin gibi kupa fikstürüyle de alakalı direkt, herhalde Kayseri Spor'la. Direkt kupayla alakalı olarak. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. ...7.41 saatlerimiz... ...şimdi Fenerbahçe'nin muhtemel... ...teknik direktörlerinden... ...adaylarından biri... ...Jorge Jesus'un röportajıyla devam edelim... ...kendisi şu anda Brezilya'da... ...Rio Karnavalı'na gitmişti... ...onu takip etti... ...oraya gitmişken eski kulübü Flamengo'nun... ...maçını statta izledi ve... ...tabii ki oraya kadar yine gitmişken... ...Brezilyalı gazeteciler onu... ...yalnız bırakmadılar ve... ...dün de UOL Esporte... isimli bir haber portalında, artık gazete midir, gazete tahmin ediyorum ki, bir röportaj verdiğini gördük. Çok da detaylı bir röportaj Portekizli çalıştırıcıdan. Birçok değinebileceğimiz kısım var. Tek tek ben hızlı hızlı başlayıp üzerine de Ali abiyle birlikte konuşuruz. Deniyor ki kendisine, Flamengo'ya geri dönmek ister misin? Ki hani Flamengo'nun başında bir teknik direktör var, yeni gelmiş, Paulo Souza. Kendisinin vatandaşı, buna çok net bir şekilde elbette dönmek isterim diyor, ancak her şey bana bağlı değil, 20 Mayıs'a kadar Flamengo'yu beklerim, sonrasında hayatımla ilgili bir karar vermem gerekecek demiş. Ben bu kadar açık sözlü olmasını açıkçası garipsedim, bilmiyorum sana bu hani bir şey çağrıştırdı mı ya da bir şey hissettirdi mi, ama ben hani maça gidiyorsun, adaysın, evet eski bir teknik direktörsün, ama hani uzun vadede geri dönmek istediğini söyleyebilirsin bu kadar, ama kısa vadede işte 20 Mayıs'a kadar beklerim demesi, hali hazırda bir teknik direktörü varken, bana pek güzel, kulağıma çok hoş gelmedi. Soru ufak söyleyeyim. Düzeltme geldi oradan galiba. Bu cevapla ilgili. Jesus tarafından. Öyle mi? Flamengo tarafıyla. Onu ben kaçırdım o zaman. Ufak bir düzeltme geldi. Yani böyle bir şey dememiş mi? Yani buna yakın bir şey söylüyor ama tam olarak Flamengo'yu dile getirmiyor. Hani 20 Mayıs'a kadar karar vermek durumundayım gibi bir şey söylüyor. Onu başka yerde de söylemiş. Yani röportaj içinde başka bir kısımda var ama burada da yine benim gördüğüm kadarıyla vardı. Ama senin dediğin düzeltme kısmını ben açıkçası görmedim. Şu anda tabii kendisine Fenerbahçe'den bir teklif olduğunu biliyoruz ya da bir görüşme olduğunu biliyoruz. Peki başka isteyen bir kulüp var mı diye merak edenler için onun da cevabını vermiş. Mesela Atletico Mineiro, Corinthians ve Fluminense 3 Brezilya ekibi Fenerbahçe haricinde teklif götürmüş. Fakat diyor ki ben Brezilya'da Flamengo'dan başka bir takım çalıştırmam. O yüzden onların teklifini reddettim diyor. Çünkü bununla da ilgili bir tabii yaşanmışlığı var, durduk yere reddetmiyor. Çünkü Benfica'ya çalıştıktan sonra Sporting'e gidiyor. Oradaki geçişte bayağı bir etkilenmiş. Çok tepki almış. O yüzden bir daha böyle bir şeyle uğraşmak istemiyor kariyerinin sonunda. Bu saatten sonra. Değil mi yani, artık ne uğraşacağım diyor. Flamengo ile başladık, gidersek onunla gideriz. Gitmezsek de artık başka bir takımla devam ederiz diye düşünüyor. Gerçi yine röportajın içinde adının Brezilya milli takımıyla geçmesi de soruluyor. Çok heyecanlanıyor muhabirin aktardığına göre. Böyle hemen canlanıyor Jorge Jesus. Neden olmasın demiş ki... Olabilir gerçekten, Çiçeğinin yerine düşünülüyor. Portekiz için de adı geçebilir Dünya Kupası'ndan sonra. Aslında bu yaşa gelmiş bir teknik direktör için hani tam o yaşlar sanki, değil mi? Milli takımı çalıştırmak için tempo çok yüksek değil. Artık kariyerinin sonunda daha rahat böyle 3-4 seneyi götürebilecek, emekli de edebilecek sizi bir görev aslında. Bakalım onunla da ilgili elbette görüşmeler olabilir eğer Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmezse Jorge Jesus'un. Gazeteciye göre şu anda elindeki seçeneklerden en ciddisi Fenerbahçe olarak gözüküyor demiş. Kendi bir dipnot olarak paylaşıyor bunu. Ama Fenerbahçe kararını da ayın 20'sinden önce vermeyecek. Yani 20'sine kadar biz kendisiyle ilgili tahminen birçok haber göreceğiz yine medyada. Ama o işte bu cumartesi Lisbon'a gidecek. Orada işte ailesiyle, belki menajeriyle görüşmeler yapacak, Fenerbahçe ile görüşecek, belki olası diğer teklifleri değerlendirecek ve en sonunda da ayın 20'sinden sonra, artık ay sonu, yeni sezon öncesi net kararını verecek Portekizli çalıştırıcı. En azından bu röportajdan bunu öğrenmiş olduk kendisiyle ilgili olarak. Yok abi, ben ekstra bir şey, başka sözlerine geçeceğim, yorum yapmayacağım. Pereira ile ilgili söyledikleri de yine
çarpıcı. Çünkü şu soru da ister istemez soruluyor. Portekizli olup Brezilya'da takım çalıştırmış birçok isim var şu anda. İşte aktif olarak yanılmıyorsam 4 isim var. Paulo Souza, Abel Ferreira, Luis Castro, Vitor Pereira. Bu isimler soruluyor. Hangisi daha iyi diye sorulmuş Jesus'a. Kesinlikle Vitor Pereira diyor aralarındaki en iyisi. Portekiz'deki sonuçlarına bakın diyor, oynattığı ofansif oyun, ön alandaki baskısı Pereira'yı yani adeta yere göre sığdıramıyor Jorge Jesus. Acaba bu açıklaması bir soru işareti yaratmış mıdır Fenerbahçe'de taraftarlar tarafından, ama çünkü onunla da ilgili anıları çok iyi değil Jorge Jesus'un. Geçenlerde onun kariyerini araştırırken 2011-12 ve 10-11 galiba iki sezonda Vitor Pereira'nın Porto'su şampiyon oluyor. Hatta ikinci şampiyonlukta sondan bir önceki hafta Porto Benfica maçı var. Benfica lider giriyor o karşılaşmaya ama Porto kazanıp liderliği alıyor ve son haftada hata yapmayıp Jesus'u alt ediyor Vitor Pereira. Hatta çok tarihi, ikonik bir fotoğraf karesi vardır o karşılaşmada. Jesus dizinin üzerine çökmüş. Herhalde gol yediler o esnada. İşte elleri iki başının arasına almış. Pereira da arka tarafta seviniyor. O fotoğraf hep paylaşılır. Öyle bir hikayesi var. Yani Vitor Pereira'ya karşı pek şansı tutmayan bir isim Jesus. Ve onu da övmüş bayağı bir açıklamasında, bunu da söyleyebiliriz. Bir diğer yine dikkat çekici kısım bu pozisyon futbolu. Yani topa sahip olma oyunu. Onunla ilgili konuşmuş Jesus. Bunun hani son dönemde çok moda olduğunu ama kendi oyun anlayışının buna yakın olmadığını, bunu çok tasvir etmediğini söylüyor. Hatta burada Torrente ve Paulo Souza'ya da bir eleştirisi var. Yani kendisinden sonra Flamengo'ya gelen teknik direktörlerin bu oyunu oynattığını ama bu oyunla Flamengo'nun o istediği sonuçları alamadığını, sonuçlardan da bağımsız o zevki taraftarına veremediğini söylüyor. Çünkü kendisi için galibiyetlerle birlikte bu iş bir hani temaşa oyundu, taraftara da hitap etmemiz lazım. Kazanırken de bunu bir stille ve bir keyifle, izleyicilere keyif vererek yapmamız lazım diyen teknik direktörlerden biri. O yüzden bu anlayışı da sıkıcı bulduğunu anlıyoruz. Jorge Jesus'un böyle bir taş atmış iki meslektaşına. Kendisinin de en büyük hayranlık duyduğu teknik direktörü sormuşlar. Birçok tabii farklı isim var. 70'lerin Brezilya'sına hayranmış. 82'deki o Brezilya birçok takım sayıyor. Günümüzden de sayıyor ama hiçbiri değil. Johan Cruyff onun teknik direktör olarak idol olarak gördüğü isim. Onun bir işte olağanüstü bir teknik direktör olduğunu düşündüğünü paylaşıyor. Bence yine Fenerbahçe'deki olası dönemine dair ışık tutabilecek sözlerinden biri mesela bir Valen İsmail profili var değil mi şu anda, gelir gelmez kendi kafasındaki 3-4-3 anlayışını Beşiktaş'a yansıttı. Bazı teknik direktörler vardır, kafasında bir şablonu vardır ve hangi takıma giderse gitsin aynı şablonda oynar. Bazı teknik direktör vardır, kafasında tabii ki bir şablon vardır ama önce bir takıma bakar ve ona göre bir sistem oluşturur. Üçlüye uygunsa üçlü, dörtlüye uygunsa dörtlü. Jesus bunlardan ikincisi. Verdiği röportajda bunu söylüyor. Yani tabii ki kendi kafasında bir şablon var ama gittiğim takımlarda üçlü de oynattım, dörtlü de oynattım. İşte üç forvet de oynattım, iki forvet de oynattım. Bir defansif orta sahada oynattım, iki defansif orta sahada oynattım. Ama benim önce takımı görmem lazım. Ona göre bir şablon oturturum sonrasında diyen bir teknik direktör. Genelde bu tarz teknik direktörler bizde daha fazla sevilir. Çok hani inatçı olmadığı düşünülür, daha esnek gözükür. O yüzden Jesus da eğer Fenerbahçe'ye gelirse hani illa dörtlü oynayacak diye bir şey yok. Belki takıma bakacak, üçlü görecek, belki dörtlü görecek. Hani duruma göre, takımdaki futbolcunun karakteristiğine göre bir anlayışla takımını oynatacak. Ama zaten istediğin yemeği yapabilmek için önce dolapta hangi malzemelerin olduğunu bilmen gerekmez mi? Yani evet ama işte Valen İsmail de gelir gelmez 3-4-2 bir oynattı yani. Tamam, yani o diyor ki ben pasta yapacağım, açıyor, belki yumurta yok. Bunu yok, bilemezsin. O yüzden bir görmek lazım. Ben her zaman için ikinci taraftayım futbola bakış açısı olarak. İşte orada da tabii ki malzemeye göre yaparsın ama malzemeleri de temin edebilirsin. İşte yaz transfer döneminde, kış transfer döneminde o malzeme eksik görüyorsan da, ki Valen İsmail'le ilgili de bu da söylendi. Şimdi Beşiktaş bir dönüşüme girecek yaz döneminde. O yüzden istediği takviyeleri de İsmail yapabilir. O yüzden hani şimdiden bu düzende başlaması da çok anormal değil.
diye düşünenler de var. Farklı yollar var ya futbolda. Hayatta olduğu her gibi her şey olabilir diyorsun. Tek bir doğru yok diyeceğim. Her şey olabilir demeyeceğim de. Her şey olabilir diyeceksin. Tek bir doğru yok. Yani öbür türlü de yani Bayern İspanya'nın da başarılı olabileceğini biliyoruz. Sarri de başarılı bir teknik direktör. Sarri de inatçı. Sarri'nin de bildiği bir doğru var. Onun üzerinden gidiyor. O da zaman zaman başarılı oluyor. Daha esnek olanlar da oluyor. Her esnek olan da başarılı olacak diye bir kaide yok. Sonuçta değil mi? Yani sonuçta günün sonunda bir şampiyon çıkacak Süper Lig'de ya da diğer liglerde. Ve başarılı olan genelde onlar olarak addediliyor. Ama başarı şansını arttırmak için bazı hamleler yapman gerekir. Ben de ikincisini ona daha yakın görüyorum. Evet, o da tabii ki bir bakış açısı. Ona da çok itiraz edecek bir halim yok. Onun haricinde röportajdan bakıyorum dikkat çeken bir es geçtiğim not var mı diye. Sistemle ilgili kısmı, Benfica kısmı, rotasyonu, rotasyonla ilgili. Sözleri de yine ilginç. İlk 11'de rotasyonu çok sevmediğini söylüyor Jorge Jesus. Mesela bu anlamda Vitor Pereira'dan ayrıldığını söylemek mümkün. İdeal 11'inizde en fazla 2 değişiklik. Hadi bilemediğiniz maksimum 3 olmalı. Maçlar arasında 3-4 gün varsa rotasyona gitmeyi anlayamam demiş. Ama 2 günde bir maç varsa işler değişir. 48 saat sonra bir maça çıkarsam ancak böyle bir rotasyon yaparım demiş. Burada da futbolcularına ve taraftara mesajı vermiş Jorge Jesus. Evet, ağırlıklı olarak öne çıkan hani Türkiye'de ilgilendiren kısımlar en azından bunlar, yoksa çok uzun bir röportaj. Neymar'la ilgili, Ronaldo'yla ilgili, işte Flamengo'nun durumu, Brezilya futbolu, birçok konu hakkında kendisi değerlendirmelerde bulunmuş. Ama durum bu. Yani özetle hani dünkü röportajdan çıkardığımız, Fenerbahçeliler 20 Mayıs'a kadar net bir açıklama beklemesin. 20 Mayıs kritik bir tarih. Oradan sonra her gün artık Jesus gelecek mi gelmeyecek mi onun anlaşılacağı ortaya çıkıyor. Hani çıkardığımız en net gelişme bu. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku. Evet, yeni saate girdik. Şimdi yeni saatte yeni konularla devam edelim. Şimdiki bölümde TFF Org üzerinden gitmek istiyorum. Birincisi dün gece PFDK'nın açıkladığı bu cezalar konusu. Konuyla ilgili tabii birkaç mesaj da gelmiş şimdiden. Trabzonspor son karşılaşmada, şampiyon olduğu maçta Antalyaspor'la berabere kalmıştı ve maç sonunda sahaya girilmiş iki Antalya sporlu futbolcu da darp edilmişti ve Trabzonspor'un normal şartlar altında ağır bir ceza alması bekleniyordu. Buna tabii sağ kapatma cezası da dahil, bir veya birden fazla. Ama dün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu konuyla ilgili yaptığı açıklamada Trabzonspor herhangi bir sağ kapatma cezası vermedi. Dört farklı maddeden Bordo Mavili ekibe ceza geldiğini gördük. Sağ olayları nedeniyle 368 bin TL para cezası var ve bu taraftarların bulunduğu işte bloklara giriş yasağı verilmiş sonraki karşılaşmalar, bir sonraki ev sahibi olduğu maç için. Hani sağ kapatma yok ama oradaki bloklarda, işte belli bloklarda yer alan seyircilerin elektronik biletlerine bloke konulmuş. Sonrasında yine 50 bin TL'lik bir para cezası merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı yine 32 bin TL para cezası ve en sonunda da Başkan Ahmet Ağlun'a 150 bin TL'de bir para cezası çıkmış. O da röportajla alakalı bir durum. Ama tabii ki bu verilen cezalar bir yandan insanları şaşırtmıştır ama diğer yandan da şaşırtmamıştır. Çünkü işler Türkiye'de her zaman kural kitapçına... Hangisini? Bir yandan şaşırtmıştır, bir yandan şaşırtmamıştır. Hangi duygu içerisindeyiz? Şaşırdık mı, şaşırmadık mı? İşte ikisini de yaşadık. Önce gördük, şaşırdık. Nasıl ceza vermez sağ kapatma diye. Sonrasında doğru ya, burası Türkiye. Burada zaten cezalar kural kitapçına verilmiyor deyip diğer duyguya da hızlı geçiş yapabiliyorsun. O geçişleri çok hissettirmeden yapabiliyoruz. Alıştık artık. Ben ikisini de yaşadım yani dün açıklandığında. Ya şimdi benim komiğime giden şu, maç bitmeden Trabzon seyircisi sahaya girdi. Ondan sonra sahadan çıkardılar, maç tekrar başladı. Trabzonspor şampiyon oldu, Trabzon seyircisi sahaya girdi.
Antalya Sporlu iki oyuncu tartaklandı. Bunları da gördük. Buna itiraz edecek kimse yok. Orada kimsenin can güvenliği yok. Hatta Dansville bile kendi ülkesinde röportaj verdi. Dedi ki işler çığırından çıktı dedi. Kontrolden çıktı dedi orada. Bütün bunların TFF nezdindeki cezası 368 bin lira. Yayıncı kuruluş dışında röportaj vermenin cezası 150 bin lira. Ya bari para cezası verecekseniz bari onda dengeyi tutturun. Hani deyin ki bu sağ olayları yüzünden size 2 milyon lira ceza veriyoruz. Yayıncı kuruluş dışında bir yere röportaj verdiniz diye de 150 bin lira ver. Gene 150 bin lira ver de bari bunu yapma. O benim çok garibime gitti. Orada sanki bir ironi var gibi. Yani bütün olaylar yaşanıyor. 368 bin lira bütün olayların TFF gözündeki cezası. Ahmet Ağoğlu yayıncı kuruluş yerine başka birine konuştu diye onun yarısı kadar ceza veriyor. Yani mesela oyunculardan bir tanesi daha yayıncı kuruluş dışında bir yere röportaj verseydi Trabzonspor oradan 300 bin lira ceza alacaktı. Sağ olaylarından da 368 bin lira ceza alacaktı. Öyle mi? Sevgili Türk ve Futbol Federasyonu. Yani bu kadar da olmaz. Bu kadar da olmaz yani. Göz göre göre. Bu kadar da saçma sapan bir ceza verilmez. Evet, daha bunu üstleyecek bir şeyimiz yok. Hani görüşlerimizi dile getirdik. Diğer ilgi çekici kısım da yeni haftanın hakemleri konusu. Bu hafta bugün başlayacak iki karşılaşmayla 36. haftanın içerisine giriyoruz artık. Burada da merak edilen birkaç konu maddesi vardı. Girişte ben programın girişinde söyledim. Birincisi Fırat Aydınus maç alacak mı? Çünkü iki hafta geçmiş Fırat Aydınus'a maç verilmemişti. Bu hafta o cumartesi günü 19'daki Başakşehir Galatasaray maçıyla geri dönüyor. Tabii geri dönmesiyle bırakması bir olacak. Çünkü sezon sonunda yaştan dolayı zaten bırakacak. Ama ona da güzel bir maçta belki veda etme fırsatı sunuluyor bu karşılaşmaya. Bilmiyorum son iki hafta maç verilir mi ama Başakşehir Galatasaray kağıt üstünde güzel bir maç. Ben derbiyi yönetebileceğini düşünüyordum. Beşiktaş Fenerbahçe ama oradaki tercih MHK'nin Arda Kardeşler oldu. Bir FIFA hakemi kendisi ama riskli bir tercih olduğu gerçeğini de değiştirmiyor. Zaten bugün Deniz Çoban da bu ifadeyi kullanmış konuyla ilgili yazısında. Kardeşler tercihi riskli demiş. Kendince haklı gerekçeleri olabilir. MHK'nin fakat performans olarak değerlendirdiğimde bu tür zorlu maçlar için kardeşleri düşünmek önemli riskler barındırıyor demiş. Gerçi hani kime verseler tahminen önemli riskler barındırıyor diyeceğiz bir şekilde. Yani ben beğendiğim hakemler var ama benim beğendiklerimi zaten kimse şu anda beğenmiyor. Hatta mesela Kenan Başaran bizim Ajans Spor'da genel yayın yönetmeni benim beğendiğim hakemlerle ilgili öyle şeyler yazıyor ki sosyal medya hesabında. Hani çok uç noktalardayız. Çok farklı yerlerdeyiz. O yüzden hani Arda Kardeşler verilmiş. Ali Şansal, Atilla Karaoğlan fark etmiyor. Ama sen sanki böyle bir kere o hakemleri like'ladın, o like'ı geri çekemiyor gibisin. Yani senin söylediğin biraz performanstan bağımsız. Senin beğendiğin hakemlerin performansı şu an yerlerde. Hani bir de o kısmı var işin. Hı hı. Hakem tarzını beğeniyor olabilirsin. Ben tarzını seni söylüyorum zaten. Ben ama performansı hep üst düzey gidiyor. Performanslar felaket senin beğendiğin hakemlerde. Arda Kardeşler valla geçmiş olsun. Yani derbide Beşiktaşlı taraftarlara da Fenerbahçeli taraftarlara da geçmiş olsun. Arda Kardeşler'in bu tarz bir maçı yönetip nasıl söylemek lazım? Bu tarz bir maçı yönetip olaysız çıktığı bir 90 dakika olmadı. Hep büyük bombalar oluyor Arda Kardeşler'in. Arda Kardeşler kestirmeden söyleyeyim. Şu an iyi bir hakemlik yapmıyor. Bu derbiye hazır değil. Bu atmosferlere hazır değil. Kendine güveni yok. Devam edelim de uzatmayayım. Ama geçmiş olsun. Yani Beşiktaşlı taraftarlara da Fenerbahçeli taraftarlara da derbi pazar günü saat 19'da, pazartesi günü saat 7'de Arda Kardeşler'le bir açılış yapabilirsin. Sana söyleyeyim. Evet. O ihtimaller dahilinde yüksek. Evet, tabii ne yazık ki öyle. O yüzden MHK'nin kararı diğer kararları gibi saçma. Diyorsun ki hangisi risksiz olabilirdi? Ya Fırat Aydınus bile çok daha iyi bir tercih olurdu. Şimdi Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin önemi, geçen hafta Fenerbahçe'nin aldığı galibiyet, Konyaspor'un mağlubiyetiyle beraber bir tık daha tansiyonu düştü. Şimdi Fırat Aydınus bu ülkenin yetiştirdiği çoğuna göre yetenekli hakem. Kariyeri en iyi hakem demedi kimse. Ama en yetenekli hakem olduğu konusunda fikir birliğine varanlar var. Ne olursa olsun
bu kadar uzun süre Türk futbolunu hizmet etmiş bir hakemin böyle bir derbiyle vedası yapılabilirdi. Burada da hiçbir yanlış olmazdı. Ama Arda kardeşleri tercih ettiler. Onun dışında pekala Cüneyt Çakır da olabilirdi. Cüneyt Çakır'a da Altay Giresun maçı evet. verilmiş. Altay Giresun spor maçı işte bugünkü karşılaşma sonrasında hiçbir önemi kalmayacak. Bir 90 dakika olabilir. Yani herkes o karşılaşmada sağlıklı spor yapabilir. Giresun spor zaten ligde kalmayı garantiledi. Bugün Kayseri spor Antep'e puan verirse o maç tamamen formaliteye çıkıyor. Cüneyt Çakır da pekala olabilirdi derbide. O da tercih edilmemiş. Hayırlı olsun. Ama işte Cüneyt Çakır verildiği anda da tartışma bitmeyecekti ki. Yani. Arda kardeşler de çok tartışmalı. Yani Cüneyt Çakır'ın ölüsü tartışmalı. Cüneyt Çakır'ın ölüsü Arda kardeşlerden iyidir. Fırat Aydınus'un ölüsü Arda kardeşlerden iyidir. Hani genç hakemler çıksındı? Ya, hani nerede genç hakemler? Ne oldu? Hemen yaşlılara döndünüz. Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus. Yaşlıyla gençle alakası olmadığını biliyorsun. İyi hakem, kötü hakemle alakası var. Evet, yok ben kulüp başkanları için diyorum. Becerikli genelde. Hakem, beceriksiz hakemle alakası var. Baskıyı kaldırabilecek, kaldıramayacak hakemle alakası var. Yani Arda kardeşler bunların hiçbirini karşılamıyor. O yüzden çok genç de olabilir, çok dinamik de olabilir. Enerjisi yerinde de olabilir. Ama enerjisinin, gençliğinin yerinde olması demek iyi maç yönettiği anlamına gelmiyor. O yüzden de dediğim gibi pazartesi günü inşallah sen saat burada 7'de derbi oynandı. Sonuç şu, Arda kardeşler diye girişini yapmazsın. Benim de Arda kardeşler beğendiğim bir hakem değil. İlk çıktığında hatta çok çok sert eleştiriyordum ama o günden bu yana şu özelliğinin değiştiğini düşünüyorum. Mesela kendine güvensiz dedin. Bence kendine güven konusunda ilk çıktığındaki ürkekliğini ben attığını düşünüyorum izlediğim karşılaşmalarda. Daha verdiği kararlarda daha cesur, daha sert bir tavır takınabiliyor. Önceden daha yumuşaktı, daha kolay etkilenebiliyor gibi görüyordum ama son dönemde o özelliğin değiştiğini gördüm ama çok iyi hakem mi oldu bu özellik değişti diye. Orada hala fikrim öyle çok farklı değil. Valla Arda kardeşlerin neden FIFA kokartı aldığı bile tartışılır. FIFA kokartını hak ettiği, hak etmediği bile tartışılır. Yani evet. FIFA kokartı takmanız demek onu hak ettiğiniz anlamına gelmiyor Türkiye'de. Daha ne kadar söyleyeyim Arda kardeşler hakkında. Dava açacak adam bana. Niye daha, coştun bir dur. Coşmadım ama öyle yani. Şimdi konuştukça aklıma geliyor. FIFA olması aklıma geldi birden. Sen böyle söyleyince. Hani zaman içerisinde kararlarında özgüveni arttı dedin. Ama ben de birden filmi geriye sarınca o FIFA kokartı alması aklıma geldi. Benzer şey Yaşar Kemal Uğurlu için aynen, de söylüyor. FIFA zaten onun da hali olsun da. Ama şurada yani hak etmediğin zaman bir süre sonra patlıyorsun. Hani Barış abi diyor ya torpil seni bir yere getirebilir orada ama tutamaz diye. Aslında güzel bir örnek. Arda kardeşler isminden bağımsız bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu derbi hakemleriyle ilgili tecrübe dedin, baskıyı kaldırmak dedin. Bu konuda evet Cüneyt Çakır'ın, Fırat Aydınus'un belki işte birkaç isim daha sayarız Süper Lig'den. İşte Mete Kalkavan'dır, Alper Ulusoy'dur tecrübeli hakemler. Daha bu konuda deneyimliler. Daha çok maç tecrübeleri var. Ama bu genç ve potansiyelli görülen hakemlerin de bir yerde büyük maç yönetmeleri lazım. Zaten büyük maç yönetmeden de bu seviyelere çıkamıyorsunuz. Yani Cüneyt Çakır Zembille direkt olarak gelmedi. O da belli maçları yönetti. Kademe kademe. Evet. O da ilk kez bir derbi yönettiğinde belki Arda kardeşler gibi eleştiri aldı. Ya da Atilla Karaoğlan gibi ya da Ali Şansalan gibi. Doğru. Sonuçta o şansı da vermek durumundasınız bu tarz hakemlere. Sonsuza kadar Cüneyt Çakır'la da gidemezsiniz. Fırat Aydınus'a gidemezsiniz. Şans hak edene verilir. Eğer o yeteneği varsa hakemlikle alakalı olarak tabii ki dediğin senaryo doğru. Ama bizim tartıştığımız o yeteneğin olup olmadığı. İşte ben Arda kardeşlerden bağımsız olarak bunu söyledim. Evet. Bu şans verilecek. Atilla Karaoğlan'a verildi. Bence iyi kullandı. Hı hı. Tartışmalı pozisyonları var. Olacak zaten. Cüneyt Çakır'ın yok muydu ilk çıktığında tartışmalı pozisyonları. O da eminim ki kötü maçlar yönetmiştir. Derbilerde çok hatalar yapmıştır. Yıllarca zaten Fenerbahçe de istemedi. Yani büyük takımlar istemediği de oldu. Şimdi bu Cüneyt Çakır kötü hakem olduğu anlamına da gelmiyor aslında. Biraz o ayrımı da yapmak lazım. Dediğim gibi yani MHK'nin Arda kardeşe vermesi tartışılır ama en azından bir hakemi de FIFA kokartı yapmışsanız bir derbiyi de atamanız, o maçta da bir denemeniz bence çok da olağan dışı bir şey değil. Bakalım görelim. Eğer kötü bir senaryoda zaten yerin dibine sokacağız. Pazartesi günü Ali abi daha maçı yönetmeden bu kadar gömdüyse maçtaki en ufak bir hatada pazartesi neler söyler. Vallahi Allah muhafaza. O programı düşünemiyorum. Peki dün sen yokken elektrikte şu söylendi. Unuttum ben. Bir süredir konuşmuyorduk çünkü. Cüneyt Çakır yine bir Rize maçına verilmedi. Aynı saatteki diğer kritik ya da belki kritik olmayacak ama şu andan bakınca kritik karşılaşma verildi. Altay Giresun
Rize maçını da Malatya deplasmanında Sarper Barışsaka yönetecek. MHK'ye bir fırsatı daha tekmiş oldu. Bunu çok anormal karşılamıyorum. Çünkü hala iddiası varken Rize'nin böyle bir riske girmek istememiştir. MHK'de Sabri Çelik yönetimi. Eğer Rize'nin küme düşmesi kesinleşirse son iki maçtan birinde belki görürüz. Belki de görmeyiz yeni sezonda. Ya eğer öyle yaparlarsa gidip beraber siyah çelenk bırakalım. Eğer bu hafta Rize Spor Lig'e veda eder. Ondan sonra 37 ya da 38. haftada MHK kalkar Cüneyt Çakır'ı bir Rize Spor maçına verirse yani üşenmeyelim. Kalkıp gidip siyah çelenk koyalım. Federasyona mı koyarız? Artık MHK'ye mi koyarız? Bunu yapalım seninle beraber. Eğer böyle bir şey yaparlarsa. Yani bu aklımızla dalga geçmek olur. Umarım öyle bir şey yapmazlar. Yani eğer Cüneyt Çakır'ı vermediysen bugüne kadar verme, sezonu öyle kapat. Yeni sezonda. Yeni sezonda verir misin, vermez misin, ne yaparsın bilmiyorum da ama bu sene öyle bir şey yaparlarsa artık siyah çelenk mi koyalım, kendimiz mi atalım? Ben yani, TFF ve MHK için kendimi yorup silah çelenk götürmek istemem. Ya zaten ya sipariş veririz, kapısına bıraksınlar, ismimizi yazsınlar ya da tweet üzerinden etiketlerim siyah çelenk emojisiyle. Tamam. Öyle gönderirim. Öyle öyle yapalım. Uğraştırma beni şimdi MHK için. Diyorsun. Ne yapacağım? Gideceğim şey. Doğru diyorsun. Şeye Şiva'ya göndeririz. Gideceğim. Anladım. Öyle ondan yaparım yani. Sipariş verir göndeririz. Öyle yani, yapalım. At soyat. Hallerim Mert'e. Bu kadar da olmaz. Hani eğer öyle bir şey olursa. Evet. Bakalım ya, her şey olabiliyor diyoruz ya. Ya bir başkan çıktı dedi ki verin bakalım Cüneyt Çakır'ı bizim maçlarımıza ne oluyor dedi ve sus pus. Herkes sus pus. Ya evet. Sezonun olayı olabilir. Evet, her sezon böyle bir sezonun olayı açıklama. Olabilir. O başkan konuşuyordu bir ara, ne oldu? Anlatacaktı her şeyi. Sezon sonu artık küme düşmesi kesinleşince. Ne zaman? Sezon sonu küme düşmesi kesinleşince, eğer kesinleşirse tabii hala kalabilir de. Kümede kalırsa zaten duymayız da düşerse duyma ihtimalimiz yükselir. Emin misin? Bence. Düşerse yükselir. Düşerse de emin misin? Emin değilim de işte yükselir diyorum. Hani bir ihtimal. İhtimali arttırmış olur kendisi. Bu arada bir dinleyicimiz Seyfi Özgür Maktepe, derbi günü İstanbul'da Trabzon'a şampiyonluk kutlaması yaptırmak gerçekten hangi aklın önünü merak ediyorum demiş. Yeni Kapı'da bir 8 Mayıs'ta değil mi tarih? Evet. 8 Mayıs'ta bir şampiyonluk kutlaması düzenleniyor. Aynı gün evet derbi var. Saatleri sanıyorum çakışmıyor. Hani daha gündüzden yapacaklar o kutlamayı ama riskli mi riskli. Türkiye şartlarını bildiğimiz için işte şampiyonluktan sonra yaşananları gördüğümüz için işte Bağdat Caddesi'nde, diğer illerde, Samsun'da vesaire bunlar bazı riskleri içinde barındırıyor. Bir risk alınmış. Bakalım umarız kötü sahneler görmeyiz. Sağduyuya şimdiden insanları davet etmiş olalım. Hakemlerden açıldı konu. Mete Kalkavan Süper Lig'e geri döndü. O bilgiyi verelim. Geçen hafta 1. Lig'deydi. Bu hafta Süper Lig'de Antalya Spor Konya Spor mücadelesinde düdük çalacak. Ve Cüneyt Çakır'ın iki yardımcısı Bahattin Duran ve Tarık Ongun da ilk haftayı pas geçmişlerdi. Bu haftayla birlikte onlar da geri döndü. Cüneyt Çakır da ekibine kavuşmuş oldu. Benim hani öne çıkaracağım Süper Lig bazında notlar bu. Birinci Lig'de de aslında kritik karşılaşmalar var. Orada da özellikle kümede kalma yarışı ve playoff yarışı dikkat çekiyor. Ve alt ligde de Abdülkadir Bitigen. Bolu Samsun maçında görevli. Hüseyin Göçek Denizli Menemen maçı çok kritik bir karşılaşma. Sabırlar diliyor musun? Tabii ki cepheye de. Hüseyin Göçek'i de çok tabii seversin, beğenirsin. O kritik maçı yönetecek. Ali Palabıyık yine tartışmalı hakemlerden biri. Kocaeli Altınordu mücadelesi, o da aynı şekilde kritik bir karşılaşma. Birincilikte küme düşme potasına yakın takımları ilgilendiren bir mücadele. Ve Yasin Kolt, o da son dönemde Süper Lig'de maç yönetmiş, Beşiktaş'ın da maçını yönetmiş bir isim. O da Bursa Spor, Ümraniye Spor maçında görev alacak. Maçlar bu arada 1. Lig'de pazar günü saat 16'da. Aynı saat. Aynı saatte. Geçen hafta da öyle oynanmıştı. Bu hafta da aynı şekilde gidiyor. Mesela 1. Lig'de bunu yapmış Türkiye Futbol Federasyonu. Bir önceki haftadan başladı. 35, 36, 37, 38 aynı gün aynı saatte maçları oynatıyorlar ama Süper Lig'de henüz buna geçilmedi. Herhalde bir hafta daha bekleyecekler. 37 ile bilemediniz. 38 gerçi her şey belli bile olabilir. Hani şampiyon belli, ikinci belki belli olacak bu hafta 3-4. O yüzden ona çok bile ihtiyaç kalmadan son hafta karşılaşmaları oynanabilir. Evet, durum bu. TFF Ok'tan devam edeceğiz dedik. Hem PFDK sevki sonrası verilen cezayı hem de hakem atamalarını konuştuk.
Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. ...8.25 saatlerimiz... ...şimdi biraz derbi havasına girelim... ...bugün günlerden cuma... ...pazar günü Beşiktaş'la... ...Trabzon diyorum, Fenerbahçe... ...karşı karşıya gelecek... ...ve bu karşılaşma öncesi... ...tabii takımlarda gelişmeler var... ...belirsizlikler var... ...Beşiktaş tarafıyla başlayalım... ...Beşiktaş'ta belli olan şeyler... ...Montero ve Rozier'in kart cezalı olmaları... ...ve Vida'nın bu maçta... ...oynayamayacak olması... Bunlar belirli olan şeyler. Belirsiz olan Beşiktaş'ta bu eksikleri yerine kimlerin oynayacağı. Bu yönde birkaç gündür bizde de, Ajans Spor'da da, farklı kaynaklarda da çok farklı haberler yapılıyor. Ve şimdi aslında bu detayı gördüm, dün nedense kaçırmışım. Beşiktaş'ta özellikle Montero'nun o sol stoperdeki bölgesinde Umut Meraş'ın oynayabileceği yazılmış. Sercan Dikmen, Anspor'un Beşiktaş muhabiri dün paylaşmış. Ben başka yerde görmedim. Bu da şöyle aklıma yattı. Geçenlerde de bir fotoğraf karesi sosyal medyaya servis edilmişti. Varyan İsmail sağda o tahtanın önünde Umut Meraş'a bir şeyler anlatıyor. Evet. O anlattığı şeydi, hani sol kanat bekini bir kez daha anlatmıyordur da hani farklı oynayacağı bölgede üçlü savunmanın solunu anlattığını düşünmek için elimizde aslında fazlaca sebep olduğunu görüyoruz. Bu maçta sol stoperde oynayabilir. Eğer o sol stoperde oynarsa stoperde Necip veya Serdar merkezde olur. Sağda zaten Wellington oynayacak. Necip'in de ya sağ kanat beki Serdar'ın merkezde olduğu ve Umut Meraş'ın sol stoper olduğu senaryoda, ya da Kenan Karaman'ın sağ kanat beki olarak oynayacağı söyleniyor Beşiktaş'ta. Ama tabii bu senaryoların hiçbiri herhalde Beşiktaş taraftarları pek güven vermiyordur. Yani sol stoperde Umut oynatsan bir dert, Necip oynatsan başka bir dert. Sağda Necip oynatsan bir dert, Kenan Karaman'ı oynatsan başka bir dert. İşi zor Valen İsmail'in bu karşılaşma öncesi. Evet, tabii Vida'nın babasının ameliyatı olacak olması Beşiktaş'ın şanssızlığı oldu. O da işte teknik adamla yönetimin verdiği izinle ülkesine gitti. Geçmiş olsun dileyelim. Vida'nın olmadığı bir savunma Beşiktaş'ta zaten biraz lidersiz gibi gözüküyordu. Çünkü Vida dışında savunma lideri olabilecek profilde bir oyuncusu yok Beşiktaş'ın. Diğer tarafta Umut Meraş'ın sol stoper oynaması bence riskli bir hamle. Çünkü Umut Meraş savunma melekeleri bir savunmacı olsa da çok üst seviyede olan bir isim değil. İşte son mesela Kasımpaşa maçında ayağındaki topu kaptırarak gol yedirmişti, hatırla. Benim bu sene unutamadığım golü zaman zaman sen görüyorsun. Hangisi? Trabzonspor maçında Beşiktaş'ın yediği golde adam paylaşımında yaptığı hata. O bu sene çünkü o da A-Spor sürekli olarak veriyor. İşte Beşiktaş Trabzonspor öyle bir haber olduğu zaman o golü veriyorlar. O golü herhalde 100 defa izlemişizdir. Seninle beraber ben de sana 99'unda göstermişimdir o golü. Bak diye ekrana Umut Meraş diye. Umut Meraş'ın öyle bir sıkıntısı var savunma anlamında. O yüzden riskli bir hamle olur. Ama diyebilirsin ki yani Umut Meraş oynamadı, Necip oynadı. Riskli değil mi? Riskli tabii. Umut Meraş oynamadı, Serdar oynadı. Riskli değil mi? Riskli. Beşiktaş'ın hani stoper bölgesinde bir sıkıntı yaşaması muhtemel gözüküyor. Çok iyi günlük bireysel performanslara ihtiyacı var ama bu oyuncu profilinden o ihtiyacı çıkartır mı, karşılar mı dersen ciddi bir soru işareti. Bunun yanında kanat beki eğer Necip oynarsa hani savunmayı yaptın Umut Meraş, Serdar Wellington yaptın. Hı hı. Bir de kanada Necip'i koyarsan geçmiş olsun. Yani Fenerbahçe'nin 3 puanı hayırlı olsun. Niye? Ya öyle bir düzenden galibiyet çıkmaz. Ya bir tarafta Necip oynayacak, öteki tarafta Rıdvan olacak, merkezde Josef ile Atiba olacak. Beşiktaş o maçı kazanacak. Olmaz. Çok erken konuşuyorsun. Olmaz. Niye bu kadar şey yaptın? Fenerbahçe'de de belki çok eksik olacak. Şimdi Fenerbahçe'de stoper bölgesinde sıkıntı var. Evet, Fenerbahçe'de de stoper bölgesinde birazdan stoper gireriz var. Belki. Fenerbahçe'nin orta saha ve hücum yapısı daha oturaklı Beşiktaş'a göre. Valerian İsmail'in esas çözmesi gereken savunmadan ziyade kanat beklerinden bir tanesini hücumcu yapmak. Eğer onu hücumcu yapmazsa
çok zorlanacak Valeri İsmail. Yani Türkiye Ligi her maçta yüksek mücadele, pres gücü ortaya koymakla kazanılan bir lig değil. Zaten o kıran kırana mücadeleyi çoğu takım veriyor. Ve o kıran kırana mücadeleyi verirken de oyunun işte zaman zaman kuralları, zaman zaman kuralları dışında da oyunu soğutmak adına, tempoyu azaltmak adına her türlü numarada yapılıyor ligde. O yüzden belli bir noktada ciddi bir kaliteye ihtiyacınız var. O kaliteyi eğer sahaya yansıtamazsanız bu fizik gücüyle beraber o zaman rakiplerinizden çok bir farkınız kalmıyor. Çünkü az önce de söyledim, yani rakipler de zaten o mücadeleyi ortaya koyuyorlar. Didişiyorlar, işte yere yatıyorlar, yerden kalkmıyorlar, faul yapıyorlar. Ondan sonra iyi kontralar da yapıyorlar. Onu da unutmamak gerekiyor. Şimdi bu şartlarda bir taraf Necip, bir taraf Rıdvan, merkez Atiba, Josef, hani o şekilde devam ettiğini farz ediyorum. Çünkü Atiba oynamasa büyük ihtimalle Can'da bir şey yok değil mi? Vallahi Can'la ilgili, geri dönüşle ilgili bir şey görmedim açıkçası. Ama Atiba'nın oynaması bekliyor hani, Josef'le birlikte orada. Pjanic'i de oynatmayacak orada. Fenerbahçe karşısında öyle bir şey yapmaz. Neticede imkansıza yakın olur Beşiktaş'ın bu düzenle kazanması. Ön tarafta da Enkudu, Batshuayi ve Gezal üçlüsünden kurmayı bekleniyor. Kurması bekleniyor Valen İsmail'in. Yani Enkudu iki gol attı tabii son maçta ama. Mevcut kadrodaki çözümü Enkudu'nun o bölgeye çekilmesi. Kanat beki gibi. Larin, Batshuayi ve Gezal'le de ön bölgenin oluşturulması. Evet, bana da Enkudu çok makul geliyor kanat bekinde. Hem sol taraf için olabilir Rıdvan ve Umut'un yokluğunda ya da form düşüklüğünde, hem de Rozier'in alternatif olarak. Tabii Kerem de bu arada, şimdi Kerem'i de devre dışı bıraktık ama o da oynadı. İki maç mı? Üç maç mı oynadı Kerem Kalafat? Yani etkileyiciydi bence bir sağ bek olarak, ilk maçlı olarak Beşiktaş'ta. Hücuma da çok katkı verdi. Ortaları çok isabetliydi Kerem Kalafat'ın. Evet, asistleri de ön plandaydı. Maçları bitirmekte fiziksel olarak zorlandığını hatırlıyorum. Sakatlanıyordu sürekli. Doğru. Tamamlayamıyordu. Son bölümde oluyordu o da gerçi. O bir sıkıntıydı ama o da bir şansı. Yani Necip'ten daha fazla hak ediyor Hakan. Evet, ama işte burada konuştuğumuz, anlatmaya çalıştığımız nokta, geçen gün seninle detaylı olarak konuştuk. Yani oradaki oyuncu profilinin bek orijinli olması. Yani bu Kerem ya da Rozier fark etmiyor. Sol tarafta da Rıdvan fark etmiyor. Şunu söylemiştik. 3 tane stoper yerine stoperlerden bir tanesinin kanat orijinli bir oyuncu olması. Onun dışında 2 kanat bekinden bir tanesinin de hücum orijinli bir isim seçilmesi Türkiye Ligi'nde daha fazla iş yapabilir demiştik. Eğer bu düzenle oynamak istiyorsanız. Sebeplerini de anlatmıştık. Çünkü siz 4-2-3-1'e göre bir hücumcu az çıkıyorsunuz. O hücumcuyu da telafi etmek Türkiye Ligi'nde çok kolay olmuyor. Çünkü hücumcu demek biraz daha yetenekli bir oyuncu demek. Biraz daha işte problem çözen bir oyuncu demek. Normal şartlarda kapanan bir takıma karşı iki bekle, iki tane savunma yönelik orta saha oyuncusuyla, 3 tane de stoperle nasıl çözeceksiniz? Çok iyi duran top setleri yok. Çok iyi hücum setleri yok. Bunu kabul etmek gerekiyor. Bütün bunlar olduğu zaman da işiniz çok kolay olmuyor ki, hani Beşiktaş'ın şöyle de bir dezavantajı var. Çok gol yiyen bir takım. Hı hı. Beşiktaş Galatasaray ile beraber normalde yemelerinden 15-20 gol fazla yediler. Şimdi böyle bir düzende de Beşiktaş hani savunmayı çok iyi yapar. Bir tane gol atıp maçları kazanabilir ama Beşiktaş'ın genelde maçlarını kazanabilmesi için birden fazla gol atması gerekiyor. Her maçta bu kadar fazla gol yiyen bir takım. Yani diyebilirsin ki Fenerbahçe senin bu söylediğin şeyler dışında. Evet, Fenerbahçe maçı çok öyle bir karşılaşma değil ama Fenerbahçe maçında da yeteneğe ihtiyacınız var. Çünkü karşınızda da en az sizin kadar yetenekli, hatta belki daha yetenekli oyunculardan kurulu bir ekip var. O yüzden Beşiktaş'ın işi çok kolay değil. Çıkacak kadroya göre de sonuç direkt olarak etkilenebilir. Frankfurt'u işte izliyoruz bir süredir. Onların da kanat bekleri kanat orijinli oyuncular. Bir tarafta Kostić zaten formada sırt numarası 10. Ön taraf oyuncusuyken ya da oralardayken bir sol kanat bekine evriliyor. Diğer tarafta da Knauf Dortmund'dan kiralık geldi. O da bir sağ açık oyuncusu normalde. Ondan da bir kanat bek yarattı ve olağanüstü bir iş yapıyor orada da Knauf. Hücumda da çok katkı veriyor, gol atıyor, asist yapıyor, sürekli bindiriyorlar. Yani iki aslında hücum ağırlıklı bir kanat beki kullanıyor Frankfurt. Pereira'nın Fenerbahçe'de oluşturduğu kanat beklerinden bahsetmiştik. Conte zamanında çok çok iyi şekilde Moses'ı o şekilde kullanarak fark yaratmıştı. Bugün üçlü oynayan Conte de elinde Kulusevski, Son ve Kane gibi oyuncular olduğu için aslında biraz rahat ediyor. Eğer sizin elinizde
Kane, Son ve Kulusevski yoksa işiniz çok çok zorlaşıyor. İki bek orijinli kanat bekiyle oynuyor değil mi? Tabii tabii. Zaten onun da yani geçenlerde söyledim ya, öyle bir merkezine bak, orta sahasına bak, aman dersin. Evet, gol kimden dört çıkacak? Dört tane oyuncu dört tane gol atmaz. Aynen. O takımda. Ama öyle bir ileri üçlü var ki onu biraz tolere ediyor. İşte dün vardı Son'un son 5 senede attığı goller 20, 19, 18, 20 hep öyle atmış oyuncu performansı olarak. Beşiktaş'ın öyle bir şeyi de yok. Oyuncusu da yok. Bu kadar istikrarlı, bu kadar fazla gol atan. Şimdi sen sezon başı planlamanı yaparken Kane'e 20, Son'a 20 çok rahat bir şekilde yazabiliyorsun. Ondan sonrası senin problemin. Ama iki oyuncudan 40 gol, belki 45 gol çıkarma garantin var. Sadece CV'lerine bakarak. Hı hı. İyi bir sezon geçirirlerse önü açık. Daha da fazla. O kadar yetenekliler. Şimdi Beşiktaş'ta yani öyle bir durum olmadığı için bu sistem olmaz demiyorum. Tekrarlayayım. Bu sistem olabilir. Pekala Beşiktaş bu sistemde oynayabilir ama biraz oyuncu profillerini değiştirmekte, oyuncu profillerini ayarlamakta böyle ince ayarlara ihtiyacı olan bir anlayış olarak görüyorum. Valerian İsmail'in şu an Beşiktaş'a yerleştirmeye çalıştığı anlayış. Az önce duran top organizasyon dedin. Real Madrid City maçındaki santr organizasyonu da olağanüstüydü. Dün çok az değindim de sen varken bir daha değineyim. Dikkat ettin mi sen de? Evet, evet. Organizasyon herkesin ağzı açık kaldı zaten. Başında olağanüstü bir şey. Biz Valerian İsmail'le buna dikkat ediyoruz. O da izlemişse etkilenmiştir ve ilham alacağını düşünüyorum ben. Yakın zamanda ondan da Beşiktaş'tan da yani böyle bir organizasyon görebiliriz. Artık her şeye önem veriliyor futbolda. Yani santra deyip geçmeyin. Çok basit bir şey değil mi santra normalde? Hiç önemsenecek bir şey değil. Taçlar da öyleydi. İşte antrenörü çıktı. Santralar, out atışları. Santra aynen. Santra antrenörü Mert. Buna kafa yoracağım. Yapılıyor işte, bir sürü şey yapılabiliyor. Oyunda her şey önemli. Bir kere yüksek konsantrasyonun çok önemli olduğu zaten her geçen gün daha fazla ortaya çıkıyor diye düşünüyorum ben. Bakın motivasyon değil, konsantrasyon. Yani oyunun her anında, sen dedin ya çok önemli bir şey değil, sonuçta başlama vuruşu. İşte orada bir taraf konsantre, bir taraf değil. Hı hı. Farkı o şekilde yaratabiliyorsunuz. O mental gücü oyunun her alanında kullanabilmek, her alanda, her dakikada orada olmak, oyunun içinde olmak ciddi fark yaratıyor. Buna da çalışıyorlar. Hani rakip ne ara oyundan düştü, oyundan uzaklaştı, biz ne ara oradayız? Real Madrid bunu gösterdi. Çok inanılmaz bir şekilde o karşılaşmada. Bu arada hani Şampiyonlar Ligi'nde de öyle bir eleme turu oldu ki Mert, futbola olan sevgimiz geri geldi. Ben öyle düşünüyorum. Hı hı. Yani bu sene Şampiyonlar Ligi bende çok büyük etki yarattı. City maçı kötü gidiyordu. Vardı. Ben City maçından hiç keyif almıyordum açık söyleyeyim. Real Madrid hiç maçın içinde yoktu ama orada da işte 90-91'de iki gol gelince bütün o şeyi unutturdu herkese. Aynen öyle. Tabii olağanüstü. Yani olağanüstü bir son öncekiler oldu. Var Real Madrid'in yaptığı. Tabii. Şimdi mesela şöyle Ertem Şener maçı anlatıyor. Artık dakika 85 falan. Dedi ki yani her şey olabilir dedi. Beraberlik de olabilir dedi. Real Madrid öne de geçer dedi. Bunu uzatmaya da gidebilir dedi. Herkes böyle bir güldü. Yani ne diyor bu adam? Çünkü senin dediğin gibi hani maçın gidişatı öyle bir şeyi hiç göstermiyor. Ama bir anda işte her şey oldu. Maç normalde yani uzatmayı saymazsan 6 dakika içerisinde, 5 dakika içerisinde 3 gol attı Manchester City'ye ve o istatistiği verdiniz mi bilmiyorum. Guardiola'nın City'si ilk kez böyle üst üste 2 tane gol yemiş. 90+1'de gol yemiş ve maç kaybetmiş. İlk kez olmuş. Ki 3'ü de yiyorlardı. Rodrigo 3'üncüyü de atıyordu. Doğru. 90+3'te. Orada bitiyordu. Orada bitecekti. Yani uzatmaya bile kalmayacaktı neredeyse. Tarihe geçecekti. Bir notum daha var. Bu bölümü çok uzattık ama onu da geçmeyeyim. Roma maçını izledin sen genel olarak. Onlar da bir üçlü savunma takımı. Son dönemde de sol tarafta Zalewski diye genç bir oyuncu oynatıyorlar. Sağ ayaklı bir sol kanat beki. Polonyalı. Polonya asıllı, İtalya doğumlu. Evet, altyapısından yetişen bir oyuncuymuş. Şimdi ben de baktım. Onu da dün gördüm. Biraz etkilendim. Böyle çok ayağına hakim bir patlayıcı gücü de var sanki ve yine kanat orijinli bir oyuncuymuş. Kanat beki oynatıyor onu. Jose Mourinho. O da bilmiyorum çok senin dikkatini çekmiş miydi? Ben adını görüyordum hep. Dünkü maçta da izlediğim kısa bölümde topla olan ilişkisini bayağı beğendim. Ayağına hakim bir oyuncu gibi gözüküyor. Kendisi 2002 doğumlu bir oyuncu. Bundan sonra adını çok daha fazla duyabiliriz. Ya program içerisinde sen söyle bir şey söyledin. Hani teknik adamın kafasında bir plan olabilir. Transfer dönemiyle beraber o planda yavaş yavaş hani oyuncu profillerini değiştirerek o plana yaklaşabilir dedin. Valerian İsmail de tabii bir yaz transfer dönemi olacak. O da bir avantaj. Kış transfer dönemi değil, yaz transfer dönemi olacak. Belki hakikaten bu söylediklerimiz zaman içerisinde Beşiktaş'ta değişecek ve bu yapıya daha uygun oyuncularla beraber bu yapıyı daha iyi uygulayabilecek bir takım göreceğiz. Zaten olması gereken de bu. Şimdi
Şu an için öyle çok net sert eleştiriler yok benim tarafımdan Valerian İsmail'e. Ama bir gerçek var. Oralarda mutlaka Beşiktaş'ın bazı değişimlere ihtiyacı var. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. ...8.45 saatlerimiz, derbi havasına girelim demiştik. Girişi de Beşiktaş'ta yapmıştık. Şimdi Fenerbahçe cephesindeki gelişmeye biraz bakalım. Çünkü orada da bazı belirsizlikler var. Ve belirli olan şeyler de var. Belirli olanlardan yine başlayalım Beşiktaş'ta olduğu gibi. Bir kere Serdar Aziz cezalı olduğu için bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Crespo yok, Pelkas yok bildiğimiz kadarıyla ama... Orada da belirsiz olanlar Atilla Sallai ve Kim Minje. Kim Minje de iki gündür takımla idmanlara çıkmadığı dün paylaşıldı. Yani Serdar Aziz cezalı, Sallai kim belirsiz. Elde bir tek Marcel Tisserand kalıyor ki Tisserand da şu anda rotasyondaki dördüncü stoper konumuna düşmüş bir isim. Ve genelde onun da en iyi performans verdiği düzen üçlü savunmanın sağ stoper olması. Dörtlüde oynadığında o Vitor Pereira'nın döndüğü dönemde dörtlüye bence çok kötü bir performans göstermişti. Kendini üçlü savunmada sanan, yerini çok kaybeden bir görüntüdeydi Tisserand. Şimdi bu karşılaşmada 11 oynamasına eldeki diğer isime de bakınca kesin gözüyle bakılıyor. Ama eğer Sallai ve Kim olmazsa o bölgede kim oynayabilir? Soru olarak kim oynayabilir? Akıllara ses geliyor bir yerden, içeriden mi geliyor? Senin telefondan mı geliyor? Emin yok, olamadım telefondan da. Telefondan gelmiyor. Okey. Novak oynayabilir. Stopper'de Tisserand'a eşlik edebilir. Aklımıza gelen ilk şeylerden biri. Bir de herhalde Luis Gustavo o bölge için alternatif olarak düşünülebilir. Şimdi kim oynar? İki gündür takımla çalışıyorsa. Takımla çalışmıyor iki gündür. İki gündür takımla çalışmıyor mu? Çalışmıyor dedim. Yanlış mı okudum? Uykuluydum, yanlış okumuş olabilirim. Dinledin, yanlış duydun yani okumak. Yok, ben de okudum sabah gelirken. İki gündür takımla çalışmıyor. Yanlış okumuş olabilirim. Yok, takımla çalışmıyor. İki gündür takımla çalışmıyor. Aynen. O zaman kim oynamayabilir? Evet, onu diyoruz. O zaman kim oynamayabilir? Kim oynamazsa sorun var. Evet. Zalai'nin durumu? Onu da belirsiz. O da belirsiz. Ses nereden geliyor hakikaten? Aynen onu diyorum. Mehmet'ten geliyor olamaz bence bir ses. Televizyondan daha da yakın, geldiğini düşünmüyorum. Sen sanki telefonumuzda bir şey açık kalmış gibi. O yüzden sana sordum. Ben de bir konsantrasyonda güçlük yaşadık programa girmekte. Dışarıdan mı geliyor? Duyuyor musun bir ses? Ben de, çünkü bazen oluyor ya telefonda böyle telefon bir video açık kalıyor, bir şey oluyor. Yok, bende program açık değil. Evet. Mehmet'ten de geldiğini düşünmüyorum. Neyse, buluruz. Peki. İnşallah. Tamam. Konsantre olabilirsek programa, evet. Valla Tisserand, Luis Gustavo, Novak savunma hattı da Fenerbahçe'yi ciddi şekilde zorlar. Ama Ferdi oynar orada sol tarafta, hani şey, Novak veya Gustavo diyorsun. İkisi değil tabii de. Tabii, sen sadece stoperleri say Fenerbahçe'de. Olası stoperleri. Olası 3 tane işte. Tisserand, Novak, Gustavo var. Onlardan sıkıntı. İkisi oynar. Eğer Kim ve Sallai forma sıkıntı giyemeyecekse. İşte o sıkıntı. Ön tarafta. Beşiktaş'ın stoperleri de sıkıntı. Evet. Fenerbahçe'nin stoperleri de sıkıntı. Ama... Gustavo oynarsa orta sahada, hani oynuyordu son maçta Crespo'nun yokluğunda, oraya farklı bir isim koymak zorunda kalacak. O zaman Mert Hakan'ı koyar. Mert Hakan'ı bir tık geriye çeker. Arda'yı mesela 11'e atabilir. Sosa'yı da alabilir ilk 11'e. Sosa'yı almaz bir daha. Çünkü Sosa daha şey ya. Yok. Daha derin oyun kurucu ya, hani aslında Crespo'ya muadil olarak Gustavo ile Sosa var birebir bakarsan. Zayis'te Mert Hakan'da tam o profil değil. Yok. Daha hani 8-10 yani ağırlıklı oyuncular ya. Oradaki pres gücünden, oradaki hareketlilikten vazgeçmez İsmail Kartal. Vazgeçerse hata yapar. Bence. O yüzden hani Zayis, Mert Hakan, Arda biraz daha mantıklı gözüküyor bana. Arda'nın da durumu şöyleydi. U17 milli takımına seçilmişti. Bu maçı oynayıp gideceği izin alındı, evet. Söylendi. Bu maçı özel oynayacak. Son iki maçta oynamayacak. Tabii şimdi iki takımın da stoper bölgesindeki zaaflarıyla beraber iş biraz hücum oyuncularına dönüyor. Orada topu daha fazla tutabilen, daha fazla oralarda gözüken, daha fazla orada kalabalık olan takım bir kere ciddi bir avantaj sağlar. O yüzden de Valerian İsmail mesela burada işte o bir fazla hücumcuyu mutlaka değerlendirmeli Fenerbahçe savunması bu şartlardayken.
Onu es geçmemesi gerekir. Çünkü bu maça özel bir durum ortaya çıkıyor. Fenerbahçe açısından da zaten hani işin hücum tarafında Fenerbahçe son dönemde hiç zorlanmadı. Hep iyi işler yaptı. Fenerbahçe gene hani aradığı fırsatları bulur diye düşünüyorum böyle bir savunma karşısında. Evet, Serdar Dursun gol krallığından şu anda oynuyor. Tabii penaltı gollerinin de biraz avantajıyla 14 gole ulaştı. Bir evet. Şey kaldı, bir gol fark kaldı, 15 gol. Son yıllarında hatta belki de hani Süper Lig tarihine bile geçebilir. En düşük gol ortalamalı gol krallığı yarışı oluyor Süper Lig'de. Maç sayısı artmasına rağmen normal şartlara göre. Gol sayısı düşük kaldı çok. Gol sayısı çok düşük. Maç başı gol sayısı da bakmıştım geçenlerde. Böyle son 20 yılın en düşüğünde kalacak. Yani bir mucize olmazsa kalan 3 maçta. Olağanüstü işler görmezsek. Hatta işte Muleka bile yarı dönemde gelip buradan gol kralı olarak çıkabilir. Yani, şaka gibi. Evet, şaka gibi bir durum. Çok uzak değil Muleka. O da ilginç olacak. Serdar gole yakın. Rossi son 7 maçta 4 gol 2 asist. O da çok gole yakın. Zaitz bu sezon zaten toplamda 9 gol attı. Kariyer rekorunu kırdı. O da son 9 maçta 5 gol 2 asist. İsmail Kartal'la daha da yükselen bir grafiği var. Yani gole çok yakın bir Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin hücum hattında bir değişiklik beklemiyoruz. Doğru mu? Yok. Mert Hakan, İrfan Can, işte Rossi, Serdar Dursun. Onlar oynar. Zaitz oynayacak kesin. Zaitz oynar. Hani son bilmediğimiz bir sıkıntısı yoksa bu isimler oynar. Yani tek tek baktığında bölgelere Fenerbahçeli oyuncuların gol bulma şansının Beşiktaşlılara göre daha fazla olduğu gözüküyor. İki takımda da en büyük problem stoper. Onun dışında evet. Bir de Bright Osayi Samuel ile ilgili. Şimdi bugün haber görmedim ama iki gün önce müjdeli haber geldi diye haberler paylaşılmıştı. Onun da çünkü son maçta bir sakatlığı vardı. Yani Nazım orada oynamıştı. Şimdi hem Crespo yok. İşte kim bir önceki hafta cezalıydı, bu hafta da olmazsa. Üstüne bir de Osayi Samuel olmazsa. Hani geçen haftayı geçirdim bir şekilde Gaziantep maçını da. Beşiktaş Gaziantep'e göre çok daha dişi bir takım. Savunmalar sıkıntılı ciddi anlamda. Hakem Arda kardeşler. Vallahi bilmiyorum. Pazar günü maç. Maç pazar günü. Aynı gün Trabzon'un şampiyonluğu kutlaması vallahi var. Bilmiyorum. Çok iyi şeyler vaat etmiyor değil vallahi mi bilmiyorum. Bu karşılaşma? Bilemiyorsun tabii ki. Şimdi de evet. İki takım içinde problemler gözüküyor saha içinde ama Fenerbahçe'nin avantajı var. Tabii seyirci avantajı da Beşiktaş'ta var. Şimdi bir kere merkezi böyle durumlarda kontrol altına almak, merkezi rakibe vermemek bir kat daha önem kazanıyor. Çünkü merkezi kaybettiğiniz zaman zaten hassas olan savunmanız, zaten uyumsuz gözüken savunmanız, zaten dengesiz gözüken savunmanız çok daha fazla sırıtabilir. Merkezi vermeme konusunda da şimdi Fenerbahçe'nin Ferdi, Osayi, Zaitz ve yanında büyük ihtimalle Mert Hakan'la dinamik bir şeyi var. Merkez orta sahası var. Çünkü artık öteki kanat beklerini de öyle düşünebiliriz. Çünkü bu tarz mücadelelerde biraz daha oyunu daraltabiliyorlar. Diğer yanda Beşiktaş'ta şimdi o bölgede de bir kere iki oyuncunun yeri garanti. Net şekilde bunu söyleyebiliyorsun. Rıdvan ve Josef de Souza. Hı hı. Ama onun dışında mesela Atiba oynayacak deniyor. Oynamazsa çok büyük gidecek bir durum var mı? Yok. Geçen hafta oynadı. Emirhan'la oynadı. Evet. Emirhan'la oynadı. Ama ne oldu? Beşiktaş işte orada Valerian İsmail Can'ı denedi. Can mücadeleyi ortaya koydu. Ama işin hücum tarafında eksik kaldı. Pjanic'i oynattı. Josef de Souza yalnız kaldı. Pjanic işin hücum tarafında da beklenilen katkıyı veremedi. Tempo olarak da. Tempo olarak. Orada normalde hani Atiba ve Josef de Souza gibi orta sahada oldukları zaman patronluk yapacak oyunculara ihtiyaç var bence. Atiba, Josef de Souza birbirini tanıyan, geçen sene beraber şampiyon olan ve beraber oynarken de genelde birbirini bozmayan oyuncular. Görev dağılımını iyi yapıyorlar. Atiba aynen. Yıllar içinde 8-10 numara gibi oynadığı için Josef de 6 aynen. Numara. Bence çok iyi tamamlıyor. Aynı zamanda rakip Fenerbahçe ve Fenerbahçe'nin hani merkezinin merkezi de çok dinamik. Orada Crespo ve Zaitz çok özel işler yaptılar. Fenerbahçe'nin bu yükselişinde belki bir numaralı payı oraya vermek gerekebilir. Tamam, Crespo yok anlıyorum ama o yüzden zaten Mert Hakan diyorum. Oradaki dinamizmi bozmamak için İsmail Kartal öyle bir karar verebilir. Şimdi bu denklemde senin işte Atiba gibi bir oyuncuya ihtiyacın var. Oraları bilen, alanı alabilen, zamanında gerekirse rakibi alabilen. İşte Josef de Souza ikisini de yapar. Sertliği de ortaya koyar. O yüzden bu orta saha mücadelesi de, çünkü Beşiktaş'ta bir mevkide belirsiz. Atiba yüksek ihtimalle oynayacak. Ama az önce söylediğimiz gibi oynamazsa da çok fazla kimse şaşırmayacak. Ama kanat beki kim olacak? Hı. Kanat bekinde normalde bana göre bir hücumcu olması lazım.
Çünkü hem iç saha maçın hem rakibine göre senin kazanmaya daha çok ihtiyacın var Avrupa'ya gidebilmek adına. Fenerbahçe buradan mağlup ayrılsa bile son iki maçında Karagümrük ve İrem Alatya ile oynuyor. Dolayısıyla hatta diğer tarafta Konyaspor'un bu hafta Antalya'yı yenip yenmemesi bile büyük bir soru işareti. Fenerbahçe sana göre daha rahat bulunduğu pozisyonda. Senin daha çok galibiyete ihtiyacın var. Ve rakibin de biraz daha savunmada kırılgan gözükürken senin orada Kerem Kalafat, Necip, işte Kenan Karaman gibi bir opsiyon yerine biraz daha rakibi zorlayacak. Çünkü senin oraya Enkudu'yu koyman demek, kimi çıkartmaman demek? Ferdi'yi. Yani Ferdi tehdidinden de biraz sen aslında Enkudu'yu oynatarak Enkudu, çünkü dikine gider. Topu alır dikine gider. Enkudu evelip geveleyen bir oyuncu değil. O yüzden Ferdi Enkudu'yla birebir kaldı. Çünkü taktikler de yakın olduğu için seni şey yapabilir, zorlayabilir Ferdi'nin ileri çıkmasında. İşte tüm bu şeyde düzende Fenerbahçe'nin biraz daha zorlanması için Beşiktaş'ın orada bence Enkudu gibi bir oyuncuya ihtiyacı var. Tabi Arda'nın merkeze gelme ihtimali de Fenerbahçe'nin avantajı. Onu söylemek lazım. Şimdi tabi bu ihtimal senaryolardan biri. Senin paylaşmadığın aklıma gelen diğer bir senaryoyu da söyleyeyim. Orta sahadaki dinamizmi çok bozmadan Ferdi'nin merkezde Zaitz ve Mert Hakan'a eşlik ettiği, ki Ferdi'nin de bir önceki hafta için konuşuluyordu 8 numarada oynayabileceği. Doğru. Ondan önceki hafta zaten son bölümü bir merkez orta saha gibi geçirmişti. Onun orada oynayabileceği Novan, işte sol bek Gustavo'nun stoper olduğu ve Ferdi'nin merkez orta saha olduğu bir yapı da Arda'nın yedek kulübesinde olduğu yine bir şey düzende görebiliriz Fenerbahçe'de. Herhalde bu da yarın öbür gün muhtemel senaryolar arasında konuşulur. Doğru, konuşulabilir. O da bir ihtimal. Ama işte hele hep öyle diyoruz ya, iki mevkiyi birden şey yapıyorsun o değiştiriyorsun. Zaman. Değiştiriyorsun. Ferdi, çok evet. Tercih edilen bir şey değil. Şimdi Ferdi kendi mevkiinde iyiken bir oraya dokunmak teknik adamların çok isteyeceği bir şey değil. Bir de Arda'nın oynamasını herhalde herkes istiyordur. O yüzden de hani Ferdi yerinde kalsın. Mert Hakan, evet. Arda, Zayt Suşi'sini görelim orta sahada. Yani Ferdi, Osay Samuel, işte Tisseran yanında kim oynarsa İbra bence Fenerbahçe'ye döner. Oynayabilirse. Kim oynar? Kim Mince değil. Soru olarak düşün. Evet, bekliyorum bir yok, şey daha diyeceksin. Kim Mince oynarsa evet, İbra tamam. Fenerbahçe'ye dönebilir diye düşünüyorum. Aynen. Hani o Crespo'nun yokluğunu bir şekilde Fenerbahçe Mert Hakan'la telafi edebilir. Hani çıkardığım kadro benim hoşuma gitti. Kim varsa kolay işin zaten. Kim varsa kolay. Kim varsa da daha hakikaten. Ne zaten. Ama işte olmadığı senaryo orada birçok taşı yerinden oynatabilir. O da herhalde bugün yarın belli olacak kiminde durumu. Genelde bu tarz oyuncular Larin'de de öyle, böyle sakatlanıyorlar ama çok çabuk da geri dönecekmiş gibi hissettiriyor dışarıdan bir gözle. Tabii sakatlığıyla ilgili bir detay bilmiyorum ama tahminen Kim Mi-jae, yani hissiyatım benim, oynayacaktır bu derbi karşılaşmasında. Ama mutlak Enkudu. Evet. Mutlak Enkudu sağ tarafta. Mutlak Enkudu. Yani Ferdi tarafını Fenerbahçe Beşiktaş zorlamak istiyorsa, oralardan tehlike yaşamak istemiyorsa mutlak surette Enkudu olmalı. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Saatteyiz 9.01. Şu ana kadar telefon hattını açmamıştık ama şimdi sizlerden telefonları bekliyoruz. Açasımız geldi. Konu bitti çünkü. Ya konu olsa, yani konu var tabii ki, konuşacak da. Sizlerden de telefonları bekliyoruz. 0212 363 04 34 telefon hattının diğer ucunda Mehmet Uzundurukan var. Onunla konuşup sonrasında programa dahil olabilirsiniz. Bakalım sizin gündeminizde neler var. Şu ana kadar biz girişi zaten Avrupa kupalarındaki karşılaşmalarla yaptık. Sonrasında ne konuştuk? Biz sadece Jorge Jesus'un açıklamasını konuştuk. Ondan sonra TFF kısmına geçtik. Trabzon'a verilen ceza üzerine hakem atamaları. Derbi dedik. Beşiktaş'a baktık. Fenerbahçe'deki gelişmelere baktık. Aslında bayağı bir şey konuşmuşuz programda. Galatasaray konuşmadık ama zaten Galatasaray'la ilgili biz neredeyse iki gündür konuşuyoruz. Orada da çünkü sıcak gelişmeler olmuştu. Hem Metin Öztürk'le Levent Nazifor arasındaki gerginlik, hem Dominic Torrent gönderilecek mi, gönderilmeyecek mi? Şimdi sakatlıkla ilgili işte marka dönecek mi, dönmeyecek mi haberleri var. Birazdan dinleyicimizden sonra o haberleri de Galatasaray cephesinden
bakacağımızı söyleyelim. İlk dinleyicimiz hazırmış. Ona dönelim hemen. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Ali Bey, günaydın Mert Bey. Günaydın, buyurun. İyi yayınlar. Sağ olun. İzmir'den arıyorum. 47 yaşındayım. İsmim Gürkan. Galatasaray taraftarıyım. Evet, Galatasaray'ın gündemi de karışık. Seçim ertelendi ve bu şekilde olunca da tam transfer sezonunun her şeyin kaçmış olacağı bir döneme denk gelecek Galatasaray seçimi. Bunun haricinde hocanın tabii ne yapacağı belli değil. Yani Galatasaray için mutlu bir sene olmayacak. Evet. Birçok belirsizlik var yine. Gelen kişi kim olacaksa bir kere geç kalmış olacak her şey için. Gebe kalacak mevcuttaki ortama. Artı hani Dominik Torrent'in kalması yönünde çok yazan, çok çizen insan var. Okuyorum, görüyorum, üzülerek. İşte onun değerini bilemedik, bilemeyeceğiz. O gidince anlayacağız. Öyle olacak, böyle olacak. Çok değerli bir hoca. Zor gibi kafamızı vuracağız falan yazanlar var. Ha, gerçekten sadece Göste maçında son dakikada kazanılan kornerin nasıl kullanıldığını görselerdi. Yani gördülerse. Yani bir korner, sizin son dakikada korner kullanıyorsunuz uzatmalarda ve o top kaleciye geri pas olarak geri gidiyor 3 pas sonra. Yani bunu sahada siz şey yapamıyorsanız, zaten organize edemiyorsanız bir hoca olarak, müdahaleniz yoksa o noktada, zaten sizin bir vasfınız yok o sahanın kenarında. Yani böyle bir takım ben hayatımda hiç Galatasaray görmedim. Korner atıyoruz ya, korner, bildiğiniz öbür sahadayız, yığılmışız oraya ve top kaleciye Mustera'ya geri gitti. O maç saymadım belki ama herhalde Türkiye rekorunu kırılmıştır. Eğer geri pas sayısı sayılsa Mustera'ya, herhalde bir 60 tane falan geri pas yaptılar. Mustera'nın topla oynama süresi birçok futbolcudan fazla çıkmış olabilir o maç. Sivas maçı mı son, yoksa daha önceki Göztepe maçından bahsediyor? Göztepe maçından bahsediyorum. Bu kadar çok geri pas, yani Sivas maçında zaten geri pasın yani en çok oynandığı dönemdeyiz herhalde Galatasaray olarak. Ben, o yüzden evet, o maçta da çok olmuştu geri pas da, o yüzden acaba. Ama Göztepe maçında ben özellikle Nelson'un, işte Marco'nun, orta sahadakilerin bu kadar çok kaleciye geri pas vermesine yani inanamadım ya. Bu kadar oyun kurmaktan aciz. Diyorum ya, korner atışı kaleciye geri pas gider mi Mert Bey? Yani bu neyin kafası? Yani hiç mi futbolcu değilsiniz yani? Oraya yeni profesyonel olmuş futbolcuları koysanız o at onları yapmaz yani orada. Gene bir orta yapar, gene bir krambol yaratır. Gerçekten Galatasaray'ın evet, birçok yerde ihtiyacı var. Hocayla başlayarak hoca, futbolcu, antrenör, her şeye yardımcı antrenör. Hangi birini, hangi aralıkta tamamlayacaklar? Çok merak ediyorum. Belki Sivas maçını kazansaydık bu arada ilk 5 şansımız ne olacaktı? Konfederasyon kupasına gidebilecektik. Onu da elden kaçırdık yanılmıyorsam. Hı hı. O maçı kaybederek. Yani akıllara da okuyunca da insanların yazdığı Twitter'da, işte yani böyle on binler takipçisi olan insanlar yazıyor. Yani 300-500 takipçisi olan insan yazdı, diyeceğim ki ya bu kendi kendine yazıyor. Kendi yazıyor, kendi duyuyor. Ama çok büyük kitleleri olan insanlar yazıyor bunları. Galatasaray taraftar kitlesi altında işte bir çok takipçisi olan insanlara 70 bin, 100 bin. İnanamıyorum gözlerim. Neye dayanarak bunu söylüyorlar? Çok merak ediyorum. Bunları söylemiştim, evet. Aradım. Evet, çok teşekkür ederim. Teşekkürler Gürkan Bey. Sağ olun, iyi günler. Evet, görüşmek üzere. Tabii Torrent kalmalı. Değil mi? Yani çıkardığımız bu dinleyicimiz Gürkan Bey'in söylediklerinden. Torrent değerli bir futbol adamı. Tabii şaka bir tarafa, Torrent'te Galatasaray'ın kimyası pek uyuşmadı. Şu anki şartlar onun lehine değil. Ne oyuncu kadrosu, ne onun istediği oyunu oynayabilecek düzeyde. Hem bunu taktiksel olarak söylüyorum, hem de özgüven olarak söylüyorum. Hem iki taraflı da pek bir uyumdan bahsetmek mümkün değil. Hem Galatasaray'ın içinde bulunduğu durum Torrent'e yardım etmedi. Zaten zor bir teknik direktörün üzerine geldi. Fatih Terim'in üzerine çalışmak. Benzerini Flamengo'da yaşamış biri aslında Dominik Torrent. Orada da Jesus'un yerine gelmişti. Şimdi Fatih Terim'in yerine geldi. Geldi. Bir yerden sonra yönetim ibra edilmeyince işler orada tekrar sarpa sardı. Hani belki bir istikrar yakalayacaktı Galatasaray, ama o ibrasızlık da Torrent ve ekibine pek yaramadı. Galatasaray'ın oyunu da bu süreç içerisinde hiç ileri gitmedi. Dediği gibi yani dinleyicimizin, kazandığı maçlarda bile çok
sıkıntılar yaşayarak işte penaltılarla son bölümdeki gollerle Galatasaray kazandı ve bu galibiyetlerin de önemli bir kısmı küme düşme hattındaki takımlara karşı geldi. Dominic Torrent aslında bakarsan hani büyük ihtimal yollar ayrılacak kendisiyle. Çok iyi şekilde hatırlanmayacak Dominic Torrent. Ama bu Torrent kötü teknik direktör olduğu anlamına da gelmeyecek. Bunu bu ülkede çok fazlasını yaşadık. Hem futbolcu bazında hem de teknik direktör bazında. Yani burada başarısız olunuyor, olabilir. Ama yurt dışında olağanüstü performanslar görüyoruz daha sonrasında. Bunu dediğim gibi hani hem futbolcu olarak hem teknik direktör olarak birçok farklı örnek verebiliriz. Ama herhalde ben de bilmiyorum hangi Galatasaraylı yazıyor Dominic Torrent'le devam edilmeli. Bunu ancak ben şu senaryoda söyleyebiliyorum. Tazminat konusunda söyleyebiliyorum. Yani tazminat 1,5 milyon euro Galatasaray'ın ödemesi gereken yardımcılarıyla birlikte 2,2'ye yakın. Hatta Sensibile'yi de eklersen sportif direktör onun da 800 bin küsur euro. 3 milyon euro yakın bir operasyon var burada Galatasaray yönetiminin yapması gereken. Pazarlıksız bu. Hani sözleşmelerde yazan maddeler bunlar. O yüzden bu dönemde bu kadar ödemesi varken kulübün... Sportif direktörü niye gönderiyor? Yani başkan gidiyor zaten. Hani kalır mı Cenk Ergün, çalışır mı Sensibile'yle? Zaten kendisi sportif direktör gibi. Niye bir tane daha kendisinden istesin ki? Yani kendimden niye bir tane daha isteyeyim ki? Değil mi şimdi? Niye orada? Kendince bir planı vardır o da. Öyle gelecektir tahminen. Bu tarz isimler çünkü öyle birini istemez ekibinde. Daha güçsüz birini ister. O yüzden pahalı bir operasyon olur. Ancak o senaryo aklıma geliyor Torrent'in kalabileceği. Onun haricinde böyle sağ içiyle alakalı bir şey söyleyemiyorum. Torrent kalmalı diyemiyorum. Çünkü Metin Öztürk de mesela işte Levent Azizfoğlu birkaç açıklamayı paylaştı. Metin Öztürk de aslında bakmayın o açıklamaları. Torrent'in devam etmek niyetinde. Levent Azizfoğlu da aynı şekilde. Sadece bu sözleşme fesih maddesinden dolayı, çok ağır bir yükümlülük olmasından dolayı düşünüyorlar. Onun haricinde zaten düşünen yoktur. Haberler vardı. Torrent'ten Mancini'nin jesti bekleniyor diye. Tabii ilk biz yaptık. Ajans Spor'da Burhan Can o Mancini detayını paylaştı. Bugün diğer yerlerde de kullanıldı, ben de gördüm. Evet, sen de görmüşsün. Ben de geçen gün söyledim. Tekrarlayayım, öyle bir şey olmaz. Yani Torrent'in Galatasaray'a karşı bir aidiyet duygusu hissetmediği açık. Zaten Galatasaray'ın Torrent'e o şekilde yaklaşmadığı da açık. Son bir ayda yaşadıklarını da düşünürsen Torrent büyük ihtimalle ya ben nasıl böyle bir şey yaptım diye düşünüyordur. Nasıl böyle bir tercih yaptım diye düşünüyordur. Çünkü buraya gelirken kafasındakilerle gerçekleşenler arasında ciddi bir fark oldu. O yüzden ben öyle çok anlaşmacı, uzlaşmacı bir şekilde masaya oturacağını düşünmüyorum. Tazminatının büyük bölümünü alıp o şekilde gidecektir Galatasaray'a göndermek istiyorsa. Bunu da anlayabiliyorum. Çok garip değil. Ama sadece Torrent'in tazminatı, yardımcıların tazminatı, işte sportif direktörün tazminatı 3 milyon euroya yaklaşıyor diye de Galatasaray bu grupla devam edemez. Yani o da Galatasaray'a daha da pahalıya patlar. Böyle bir ortamda işte bir kez daha bir yönetim krizinin kulüplere aslında nelere mal olduğunu hep beraber görüyoruz. Ya da nelere mal olabileceğini hep beraber görüyoruz. Zaman zaman söyleniyordu işte ne olacak, Galatasaray bundan önce de başkan değiştirdi, bir şey olmaz, Galatasaray güçlenerek çıktı. Her zaman aynı senaryo olmuyor. Böyle çok ağır faturalar olabiliyor ki bu ağır faturayı sadece Torrent ve ekibinin tazminatı olarak düşünmeyin. Galatasaray'ın daha geç transfer yapacağını, hamlelerini daha geç yapacağını, büyük ihtimalle daha pahalı yapacağını düşünerek de faturanın ne kadar kabardığını 3 aşağı 5 yukarı hesaplayabilirsiniz. Bugün mesela Sabah gazetesinde bu transferle ilgili demişken araya gireyim. Burak Elmas yönetiminin görevi devretmeden iki isimle temas kurduğu ve iki adaya da sorup eğer sizin de onayınız varsa bu isimlerle biz anlaşmayı yaptık, imzaları atalım dediği. Biri Elneni, biri de Çeka. Bu dilin orta sahası. Evet. Geçen gün sana konuştuğum şey. Aslında kulüpte hani devamlılıkla alakalı olarak seninle bunu konuşmuştuk. Hangi gün? Pazartesidir. Bugün? Cuma. Bugün Cuma. Biz seninle ne zaman yaptık? Pazartesi yaptık. Salı yoktum. Çarşamba yaptık bir de. Belki çarşamba mıydı? Çarşamba olabilir. Konuştuk. Tam olarak bu konuyu konuşmuştuk. Ben doğru, anlayamadığımı çarşamba söylemiştim. Neden böyle yapılmadığını, neden yapılabileceğini. Bu eğer doğruysa benim kafamdaki fikrin aslında uygulanması. Çünkü devamlılık esastır diye onun üzerinden konuşmaya başlamıştık. Neticede
ne yazık ki hani Galatasaraylılar için şu aşamada çok öyle iyi şeyler, umut verici şeyler söylemek mümkün değil. Bundan sonraki başkanın ve yönetimin üst üste çok doğru kararlar alması gerekecek. Çok isabetli kararlar alması gerekecek. Özellikle teknik adam seçimi, oyuncu seçimi konusunda Galatasaray atışlarını doğru yapmalı ki, haklarını doğru kullanmalı ki o kaybettiği vakti telafi etsin. Yoksa teknik adam seçimi hatalı, birkaç transfer ya da güvenilen birkaç transfer hatalı çıkarsa o zaman Galatasaray açısından yeni sezon başlamadan bitebilir. Bu bakımdan çok zor Galatasaray'ın içinde bulunduğu durum. Bir de tabii işte diğer taraftan işin yönetim kadında hani kimsenin kimseye güven duymaması, herkesin birbirine kuşkuyla bakması, yarının ne olacağının bilinmemesi daha büyük resimdeki problemler. Futbol takımı direkt olarak yönetimi etkilediği için bu kadar konuşuluyor. Normal şartlarda hani başka bir ülkede futbol takımının direkt başarısı yönetimleri bu kadar etkilemiyor. Ama bizde direkt ilişkili. Futbol takımı varsa siz varsınız, yoksa görüntüdeki gibi yoksunuz, işte ortaya çıkıyor. Bakalım hani Galatasaray yaz sezonunda en fazla konuşacağımız takım olacak belli. Evet, bir de orada sürpriz gündemler çıkıyor. İşte Fırat Develioğlu diye bir üye çıkıyor. Seçimi iptal edebiliyor. Şimdi başkan adaylığını açıklıyor. Üzerine işte Adnan Öztürk ve bu genel kurulu yöneten divan başkanı Metin Sinan Aslan'ın bu ismi üyelikten ihraç için disipline vereceği haberleri çıkıyor ve bunun üzerine şöyle şeyler konuşulmuştu. En son Nevzat Dindar da yazdı. İşte Fırat Develioğlu üyelikten atılacak, seçime giremeyecek ve sonrasında seçim olduktan sonra da başvuru yapacak. İşte benim hakkımı elimden aldılar deyip Galatasaray'daki o seçimi de iptal ettirebilir tekrar. Bunlar artık Galatasaray'da konuşmaya başlandı. Şu an çok saçma geliyor ama bu tarz şeyler geçmişte de yaşandığı için olmaz diyemiyorsunuz. Hani iş bu noktaya geldi artık Galatasaray'da. Vallahi kötü Mert. Evet, çok kötü. Metin Öztürk, Levent Nazifoğlu gerginliği çok kötü. Yine Galatasaray adına yani bunların bir başka adayının sürekli tırnak içinde skandallarla anılmasını, Nuri Cahin açıklamasındaki U dönüşü, işte bu Okan Buruk konusu, Levent Nazifoğlu konusu olacak iş değil gerçekten. Eşref Hamamcıoğlu da şu ana kadar öyle söylem konusunda çok ekstra bir problem yaşamadık. Herhalde kaçırdığımız bir şey yok ama genel olarak hani nereden bakarsan, hani nereye elini atsan Galatasaray'da bir sıkıntıyla karşı karşıya kalıyorsun. Var mı hala bekleyeceğin, bir şey diyecek gibiydin? Yok. Türkiye'nin global Bitcoin borsası Bitay alternatif piyasaları sunar. Bitay, geleceğin yatırımı. Evet, alternatif piyasalar bölümündeyiz. Bitay'dan sizlere Bitcoin'in fiyatını aktaracağım. Tabii Bitcoin'i olanlar için pek iyi bir, nasıl diyelim, 12 saat, 24 saat geçmedi. Çünkü Bitcoin dün akşam saatlerine itibaren sert bir düşüşe geçti. Dün Bitay'da TL fiyatı 539.600'ü kadar düşmüştü. Şu anda 550.592 TL'den işlem görmekte. Düne göre %6,5'luk bir kayıp söz konusu. Dolar bazda durum aynı, 36.450 dolarda. Tabii bununla ilgili bilemiyorum, Ali abi daha yakından takip ediyor Bitcoin'deki gelişmeleri. Bir önceki gün faiz kararı açıklanmıştı. Beklenti ölçüsünde gelmişti faiz artırım kararı Fed'den. Sonrasında Powell'ın açıklamaları da öyle çok sürpriz değildi. Zaten ufak da bir tepki vermişti Bitcoin ama sonrasında o seviyelerde 40 bini çok az bir zorladı, tutunamadı Bitcoin ve ondan sonra da çok o sert düşüşü geldi. Yani 39.500'lerden bir anda 36.000'e kadar indi Bitcoin. Şimdilik burada yatay bir seyir halinde son 12-16 saat diliminde. Türkiye'nin global Bitcoin borsası Bitay alternatif piyasaları sundu. Bitay, geleceğin yatırımı. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. İddia bölümündeyiz. Şimdi bugün günlerden cuma, yine liglerde maçlar var. Süper Lig'de iki maçtan bahsetmiştik. Hatayspor, Trabzonspor ve Gaziantep, Kayserispor. Fransa Lig 1'de Lille, Monaco. İspanya Liga'da Levante, Real Sociedad. İtalya Serie A'da
Inter şampiyonluk için Milan'la çekişiyor. 2 puan geride. Empoli'yi konuk edecek. Genova, Juventus. Almanya Bundesliga'da da Bochum, Bielefeld maçları var. Tabii Rusya'da, Belçika'da, Portekiz'de, Hollanda'da, Almanya 2'de yine birçok karşılaşma bültende mevcut. Ali abi sen hangi maçları değerlendireceksin şimdi? Inter Empoli ile başlayalım. Inter dediğin gibi Milan'la kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi veriyor. Bugün iç sahada görece ligin rahat takımlarından biri Empoli ile oynuyorlar. Empoli'nin son dönemde maçları gollü geçiyor. Ben Inter'in bugün kazanacağını, kazanırken de bu kez iki farkı bulabileceğini düşünüyorum. Handikaplı bir Inter galibiyeti denenebilir. 1.33 iddia.com oranı. Handikaplı. Evet. Normal galibiyeti zaten 1.08. Şu an hayal kırıklığına uğradım. Ne bekliyordun Ali abi yani? Inter 1.60-1.70 bekliyordum. Yani Inter şampiyonluk evinde, evet. Empoli ile şimdi ne verecek şimdi iddiada? O zaman vazgeçtim, bunu almayalım. 1.33 düzü 1.08. Düzünü de almayalım. Inter galibiyeti. Şu an çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Şöyle bir şey yapalım, var mı gerçi, ona da bakmak lazım. Hem 1 hem 2.5 gol üstü gibi bir şey. Yok, onu da istemiyorum. Vazgeçtim. Inter Empoli'yi çıkartıyorum. Şu an yıkıldım. Neyse, sağlık olsun. Başka maçlara devam edelim. Gaziantep-Kayseri maçında artık Gaziantep'in hata yapacağını düşünmüyorum. Bugün fair play yapmazlar. Kayseri Spor'un da aklı doğal olarak kupa revanşında olacak. Hikmet Karaman iyi bir 11 çıkarsa da o iyi 11'in hani Gaziantep gibi hem iç sahada iyi olan hem de artık işini son iki haftaya bırakmak istemeyecek bir rakip karşısında çok fazla dirençli olmasını beklemiyorum ben. Direkt bir Gaziantep galibiyetiyle Gaziantep işini bitirecektir diye düşünmekteyim. 1.80 bu güzel. Güzel. Genoa Juventus aslında ev sahibi takım açısından daha önemli bir maç haline geldi. Juventus'un Şampiyonlar Ligi bileti aldığını söyleyelim. Ligde dördüncülüğü garantilediler. Üçüncü olma ihtimalleri var. Ama Genoa diğer taraftan hani ligde kalmayı hala hayal eden bir takım. Çünkü bu hafta işte Salernitana-Cagliari karşılaşması var. Berabere bitebilir. Berabere biterse Genoa kazandığı anda kendine bir avantaj elde edebilir. Genelde bu tarz mücadelelerde çok çok gol olmaz. Yani Genoa sürpriz yapacak olsa bile bunu 3-2 ile, ne bileyim 3-1 ile kolay kolay yapmaz. Zaten 35 maçta 25 gol atabilen bir takım. Tahminim Genoa'nın puan alabileceği ama 2-3 gol barajında kalacak bir karşılaşma. Oranı da öyle yükseltmeye çalışalım. 2-3 gol 1.86. Evet, 1.86. Yanına 1.80 verdik. Bir de o zaman yanına 3.35 mi oldu? 3.35. O zaman tam dokunmayalım. 3.35. Gerek yok. 3 lira yatırdın, 10 lira aldın. 30 lira yatırdın, 100 aldın. 1 milyon dolar yatırdın. Yani, ben öyle bakıyorum. 1 milyon dolarınız yoksa oynamayın bu kuponları. Evet. Düşük çünkü oranlar. Düşük. Çok yüksek değil. Ama yatırdığın paraya göre işte 1000 yatırsan kaç alıyorsun? Ali Koç falan dinliyorsa ben ona yönelik. Yani. Öyle kuponlar veriyorum. Dinlemiyordur herhalde bu kadar zengin olup da sabah radyo açar mısın yani mesela? Bir de üstünde Ali Erim'in iddia tavsiyesini mi dinlersin? Değil değiştirsin mi? Radyoyu hemen. Efendim? Ne konuşuyorlar bunlar? İddia bunlar 1.80 falan, ne bunlar ya? Bunlar komik. 1.80 dediğin tamam. Biliyorsun yani öyle bir şey yok. Tabii, yatırım aracı yok. Tamam ama risk de mi risk de, şimdi sen diyorsun ki Gaziantep Kayserispor'da Gaziantep galibiyeti. Evet. Ali Koç da büyük ihtimalle öyle düşünüyordur. Tamam. Eğer dinliyorsa. Zenginlerin bir kısmı düşünüyordur da niye o riske girsinler? Efendim? O kadar paraları var zaten. Niye yani 1 milyon dolar varsa niye onu 800 O zaman vermeyeceğim bir daha kupon. Verme. Biz fakirler için. Fakirler için. Kupon ver. Daha yüksek oranlar ver. Sürpriz ver. Arada skor veriyordun. 2-0'lar, 3-0'lar, evet. 3-1'ler. Doğru ama bugün skor verilecek bir karşılaşma yok. Neyse, sana beğendiremedik günün kuponunu. Evet. Ama bence kötü değil. Yani tabii, taksir. Saatler içerisinde halkımızın. Üçün üzerinde. Takdir. Teveccüh gösterecek mi? Türk milletinin diyorsun. Peki. Doğru diyorsun. Aynen öyle diyorum. Çünkü onlar oynarsa oynuyorlar, oynamazsa oynamıyorlar. Onlar Michael Saylor diyor. Falan değerlendirmez mi bu kuponu mesela? Michael Saylor bir tek Bitcoin'i değerlendiriyor valla. Başka yok. Daha hiç para yatacağını zannetmiyorum. Oraya yatacağı parayı yatırmaz, Bitcoin alır. Elon Musk? O da Twitter'a çok para harcayınca iddiaya ayıracak bütçesi kalmamış olabilir. 44 milyar dolarcık, evet. Verdi sadece. O kadarcık. Gerçi 44 milyar dolarla onun karşılığında alabileceği futbol kulüplerini koymuşlar. Hepsini alabiliyorlar. Alamadığı takım yok dünyada. Üst üste koyup alıyor bir tane. Evet. Teker teker de değil. Hepsini alabiliyor. Komik yani. O ne diyorsun? Paralar 44 milyar dolar, yani dile kolay, şaka gibi. Garipsiyorum yani. O paralara
şeyler harcamaların yapılması, bunun normal olması. Musk alabiliyor istediği gibi, canı sıkılıyor. Facebook'u da alırım diyor, işte onu da alırım diyor. Bu zaten sadece onunla ilgili espri yapıyor. Evet ya. Şirketlere gidip o şirketlerle ilgili espriler yapıyor. Yani ilgi şu an şeyi. İlgi manyağı mı? Manyağı. Diyorsun? Kelime ağır olacak diye başka kelime öyle kullanılıyor. De. Öyle kullanılıyor. Evet, de tam olarak öyle bir profil şu anda. Şimdi bugünün maçlarından Lille Monaco'da, Fransa'da da güzel bir aslında ikincilik, üçüncülük, dördüncülük, beşincilik var. Orada puanlar çok yakın birbirine. Monaco'da son haftalarda üst üste galibiyetler alıyorlar. Bir anda potaya girdiler. Son bakayım. 7 maçını kazanmış Monaco. Ki bu seriye Paris Saint-Germain'e 3-0 yenerek başlıyorlar. Ve bu haftada işte Lille'le oynayacaklar. Lille'de nerede o eski değil. Daha geçen sezonun şampiyonu. Şimdi Dik'te 35 hafta sonunda 10. sırada Lille. 51 puanda. Üst tarafla hiçbir artık bağ kalmadı. Orada Marsilya 2. Rennes 3. Monaco 4. Nice 5. Hatta Strasbourg'da biraz daha geriden 6. olarak takip ediyor. Bambaşka bir. Hani Lyon'u saymadım bak şimdi. 6 takım saydık. Paris Saint-Germain'le birlikte. Lyon'da 7. sırada ancak. Hı-hı. Hani bu köklü kulüpler, son yılların başarılı kulüpleri işte Lille gibi, Lyon gibi bir gerileme dönemine girmiş durumdalar. Marseille orada ilginç bir şekilde istikrarla kavuştu. İkinci bitirecek büyük ihtimal sezonu. Fransa Ligi niye hiç ilgi çekmiyor? Hiç değil mi yani? Hiç takımları sayıyorum, böyle bir heyecanlanan olmuş mudur? Yok. Hani Marsilya, Rennes falan hiç. Bende de hiç ilgi uyandırmıyor. Neden yıllardan beri böyle? Yani Paris Saint-Germain'de açıklanmaz ama diğer takımların şeyi kötü herhalde. Algısı kötü. Öyle bir ya mesela oyun bizim anlayışları. Bizim ilkten daha kötü olamaz herhalde. Ama hiç izlenmiyor. Tabii bizim ilkten daha kötü olamaz. Oradan birçok yıldız adayı da çıkıyor. Büyük takımları transfer de yapıyorlar. Her sene hem de. Evet, her sene önemli oyuncularını satıyorlar. Lille bu anlamda bir makineydi bir arası. İzlesek Kamavinga'yı fark edebilirdik mesela. Değil mi? Onu hep okuyordum ben Rennes'de. Enzonzi vardı aynı anda. Çıkıyor. Bu sene de çıkacaktır herhalde. Yani Marsilya'dan Rennes'den. İlla ki var. İlla gidecek futbolcular vardır. Tamam, o zaman Fransa Ligi ile ilgili çok fazla dinleyenleri boğmadan Mbappe ile ilgili haberi verelim. Verelim ama dün hangisine vereceksin? Dün bir ara yalanlandı bir de. Rakamlar ilgimi çekti. Sen Elon Musk'a sinirlendin, 44 milyar doları Twitter'a yes. aldı diye. 100 milyon euro imza parası. Söylenene göre 50 milyon euro da yıllık maaş. Şimdi Mertelem ki rakamlarla ilgili sıkıntıları olur. Buna bir yorum yapmalı diye düşünüyorum ben nacizane olarak. Ben rakamları okudum. İlk sen aklıma geldin. Evet. Nedense. Niye ben aklıma geldim? Evet. Mbappe rakamlarında. 2 yıllık anlaşma. 2 yıllık anlaşma için. 2 mi? 2. Şaka mı 2 ya? Böyle şaka oyunculara 2 yıllık anlaşma mı olur? O kadar büyük ihtimalle karşı taraf o kadar da diretti. Yani sen 2 sene daha oyna. Biz Şampiyonlar Vallahi. Ligi'ni kazanalım, öyle git. Öyle git. Kupasız gitme burada. Kupasız gitme diye. 2 milyon euro. 2 mi? 2 yıllık anlaşma. 2 komik kaldı şimdi. Orada 100 milyon eurolardan evet. bahsettim. 100 milyon euro imza parası, 50 milyon euro yıllık maaş. Vallahi çok güzel rakamlar. Nasser El Helaifi'nin cebinden herhalde çıkacak o paralar. Beni tabii çok germiyor bu tarz durumlar. Beni daha çok dernek olan kulüpler endişelendiriyor bu tarz harcamalarda. Mesela evet. Barcelona'dan, Real Madrid'den çıksa daha çok üzülebilirdim, garipseyebilirdim ama bu bir şahıs kulübü olduğu için, kendi cebinden çıkacağı için helali hoş olsun istiyorsa 150 milyon euro helali versin. Hoş olsun. İmzalarsın. Vay be Mertelem'e evet. bak. Bir Katar'a gittin geldin nasıl evet. konuşuyorsun? Orada neler ne anlaşmalar vallahi yaptık. Ne anlaşmalar gizli anlaşmalar. Senin gizli ajandan var herhalde. Ne diyeceğim Ali abi, çok para ama bunu zaten verebilecek dünyada sayılı kulüplerden biri Paris Saint-Germain. Ve anladığımız kadarıyla Mbappe'nin de fikri ufaktan değişiyor. Real Madrid'e gitmesine kesin gözle bakılıyordu. Artık böyle bir durum yok. Kalma ihtimali de en az gitme evet, ihtimali kadar aynen yüksek. Öyle. Bu da işte Fransa Ligi ile ilgili dün çıkan haberdi. Kimi kaynak yalanladı. Kimi kaynak Le Parisien'di galiba haberi yapan. Onlar da bu şekilde bir haber yaptılar. Mbappe olsan tabii yani sorunun cevabı belli de Paris Saint-Germain'de ya da Fransa Paris Saint-Germain demeyeyim de ligde, Lig 1'de kalır mısın? Yoksa La Liga'ya mı ya da Premier Lig'e mi gitmek istersin? Şimdi çok net cevabı değil mi? Fransa Lig 1. Fransa Lig 1'de o kadar parayı sana versen sen de kalırsın. Fransa Lig 1. Ama tabii Mbappe için tamam, para bütün futbolcu için önemli de yani 100 milyon imza parası almayı ver de 50 al. Yıllık 50 almada 25 al, Real Madrid'e git. Yani o seni
ekstra 75 milyon euro mu ihya edecek diye düşünüyorum ben her zaman. Bana sorma, beni eder. Seni eder. Bakarken bak, ekstra 75 milyon euro işime yarayabilir. Senelik. Evet, senelik ekstra 75. Deseydin ki 2 senede 75 milyon, o zaman düşünürdüm ama senelik 75 milyon euro deyince işime yarayabilir. İmza parası bir sene alacaksın. Evet. Seneye yok. Onu 50 gibi düşün. 2'ye böleceksek. Yıllık yani 100 milyon, 100 milyon, 200 milyonluk bir paket. Üzüldüm şimdi Mbappe için. 2 üzerinde 100 kazan abi. Yani git Real Madrid'e ya da Barcelona mı olur, Real mi olur, zaten City mi olur, Liverpool mu olur. Oyuncunun Fransa Lig 1'de Paris Saint Germain'de kariyerini bitirme gibi bir durumu yok. Şu an Messi Ronaldo döneminin sonuna gelirken, Neymar da yarı emekli modunda Paris Saint Germain'de günlerini geçirirken, Haaland'la beraber zaten dünyanın en büyük oyuncusu. Hatta yetenek olarak Haaland'ın da önünde olduğu için dünya futbolunun bir numaralı yıldızı. Dünya futbolunun bir numaralı yıldızının da Lig 1'de Paris Saint Germain'de kalma ihtimali yok. Ama işte öyle bir kartları var ki, para kartı, ve öyle rakamlara çıkıyorlar ki sen çok motive, çok heyecanlı, kendi kariyerini, gol rakamlarını düşünen bir oyuncu olsa da ya bir dakika delirtiyor sana verdikleri rakamlar. O yüzden zaten bu konuyu açtım. Lig 1 ile alakalı olarak bunu söyledim. Yani şimdi arkadaşlar, 100 milyon euro imza parası nedir? Yani insafsızlık bu. Yani futbol piyasası için insafsızlık. 50 milyon euro yıllık maaş nedir? Yani Fransa'da 50 milyon euroluk kaç takım var? Takım bütçesi olarak. Hani sen dedin ya, belki takımlar o kadar heyecan yaratmıyor diye. Yani çok büyük bir dengesizlik, çok büyük bir haksızlık, çok büyük bir saçmalık bana göre. O yüzden de hani oyuncunun aklının karışması, ya bir dakika ne olacak, 2 seneyi de ben burada geçireyim, ondan sonra giderim demesi inan çok garip gelmiyor bana. Bir de bunun yanında şimdi kaçlı, kaç doğumlu? 98. Kaç yaşında? 24 yaşında. Ronaldo kaç yaşında? 37. Messi 35. 35. Yani oralara kadar oynar. Anlatabildim mi hesabı? 10 yıl. Ben nasıl giderim diyor. Yani 2 sene daha burada oynasam bile benim hala gidecek, kupaları kazanacak bir sürü zamanım olacak. İşte 30 yaştan sonra oyuncuların gol rakamları akıl almaz artmaya başladı. Daha oraya çok uzak. Böyle saçma bir durum ortaya çıktı. Çünkü bugün siz bir oyuncuya 2 sene için 100 milyon euro imza parası verdiğiniz zaman, yani Real Madrid 40 milyon euro teklif etse komik kalıyor. Tabii canım. Oyuncuya böyle bir, yani saçma bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi az önce de Demarke'de bir tweet gördüm. Marka'nın bugünkü haberi. Real Madrid Mbappe için ilk seçenek olmaya devam ediyor demiş. Madrid'de, tabii Real Madrid'e yakın bir kaynak Marka. Bu haberlere rağmen Paris Saint Germain'de kalabileceği. Onlar da Real Madrid hala kendinden emin. Real Madrid cephesi emin kendinden. Evet. Bakalım, orada da artık Mayıs ayına geldik. Yani işler yakın zamanda, birkaç hafta içinde belli olmak durumunda. Bir de belli olmayan bir şey de kaldı mı herhalde, yani Paris Saint Germain'in bir şeyi kalmadı zaten. Şampiyonlar Ligi yok. Bir tek Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi finali kaldı. Lig belli. Aslında açıklanmasının önünde Paris Saint Germain'i kötü etkileyecek bir durum da yok. Zaten Real Madrid cephesini açıklansa bu pozitif etkiler, negatif etkileyecek hali yok. Ki Real Madrid'de de eğer giderse oradaki üçlü de şu anda en sıkıntılı oldukları bölge sağ kenar forveti şu anda. Yani orada en son işte Valverde, Rodrigo. Valverde falan oynuyor. Rodrigo da gerçi işte 2 gol attı ama orada net Asensio'yu da kullandılar olmadı. Bale zaten yok bir süredir. Mbappe tahminen orada kullanıp Vinicius, Benzema'yı da. Eden Hazard diye bir oyuncu vardı, iyi diyorlardı. Evet, o da. Yani bu kadar fiyaskoya rağmen de yine Şampiyonlar Ligi finaline çıkması Real Madrid'in olacak iş değil. O üçlü de güzel bir üçlü gibi gözüküyor. Birbirini tamamlar mı bilemem ama kağıt üstünde bireysel bakarsan hepsi birbirinden kaliteli oyuncular. Normal şartlarda Real Madrid'in genel olarak kadrosu böyle seni müthiş etkileyecek bir kadro değil. Sağ bek kim? Carvajal. Yani sol bek Mendy, evet potansiyelli ama mesela bu Real Madrid'in olağanüstü serisinde Mendy ismini hiç zikrettin mi sen? Yok. Alaba, Militao stoperler, onlar da çok heyecan verici. Yani Alaba tamam, çok özel bir oyuncu. Ama stoperde mi çok özel mesela? Aynen. İkili hatta orada oynarken. Şimdi merkeze gel. Evet, merkez birbirini çok uzun süredir tamamlayan, hani böyle tam böyle bir şeyin bütün parçalarını birleştirdiğim bir merkez, kabul.
Ama hani Toni Kroos artık temposu iyice düşen bir oyuncu. Hatta Kamavinga girdiği anda bir anda ya yine bu maçta takım da fark ediyor. Asistini yaptı ilk golde. Casemiro tamam şu an pozisyonun en iyilerinden bir tanesi. Luka Modric 36 yaşında işte bazen bir sihir yaratıyor ama mesela son karşılaşmada özel bir durumu yoktu. Çıkardı oyundan. Benzema 34'üne geldi. Olağanüstü bir sezon geçirdi ama nereden baksan 34 yaşında. 35 hatta 87'de. 34-35. İşte sağ önü sen söyledin. Sol önde evet Vinicius Junior o da çok iyi bir sezon geçirdi kabul. Ama bahsettiğimiz takım hem La Liga'yı kazandı hem de Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea, Paris Saint Germain'i üstüne City. Manchester City'yi akıl almaz şekilde eleyip buralara geldi. Hani böyle baktığın zaman ışıl ışıl vay be diyeceğim bir kadro değil. Ama işte bazen böyle kimya tutuyor. Hatta teknik direktörü bile işte hep aynı şey söyleniyor ama o da 3 aşağı 5 yukarı doğru. Öyle müthiş bir taktik deyasından kimse bahsetmiyor Carlo Ancelotti'nin. Hatta son karşılaşmada evet, son bölümde çıktı, kendi oyuncularıyla tartışması bana göre harika. Kroos'u ve Marcelo'yla oyuncu değişikliğini tartışıyor. Evet. Bana göre harika. Evet, futbolcular da hoşuna gitmiş zaten bu durum. Bana göre harika bir şey. Yani orada Ancelotti dersin işte tarihin en fazla Şampiyonlar Ligi oynayan teknik direktörü oldu o geceyle beraber. Ama orada bir ego yok. Karar veremediği anda güvendiği bir futbolcusuna danışabiliyor. Bence harika. Burada olsa derler ki o zaman niye teknik direktörlük yapıyor? Ne işi var? Eğer o kararı kendi veremeyecekse. Bence harika bir durum. Bu her zaman olmaz. Her maç böyle bir şey olmaz. Tabii. Ama yeri geldiği zaman da bunu yapabilecek olması, bunu göstermesi bence müthiş bir olay. İşte öyle çok böyle albenisi olmayan bir takım. Hani Paris Saint Germain'in kadrosuna bak. Manchester City'nin kadrosuna bak. Işıl ışıl parlıyorlar. Ama Real Madrid'in de bu kadroyla işte bunları yapması. Luka Modric'in bir Şampiyonlar Ligi kariyeri var Real Madrid'de. Ağlarsın. Ağlatma bugün beni. Zaten yordun bu rakamlarla falan. Vallahi. Elon Musk, Mbappe dedin. Son bölümü daha şey geçirelim. İşte gelinen noktada aslında böyle bir yıldıza da ihtiyaçları var. Oturuyor gibi gözüküyor. Evet. Yani şimdilik. Yani Real Madrid'in şu şatafatına yaptıklarına bir de böyle bir yıldız eklediğin noktada hakikaten off, o zaman off oluyor. Tek bir oyuncuyla bile bir anda bütün havayı değiştirebiliyorsun. Stadı bitirdiler. Barcelona yapacak galiba. Evet, Barcelona değiştiriyor şimdi. Onlar başka statta oynayacaklar. İlginç. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Son bölümdeyiz. Haftanın da son günündeyiz artık. Programı da toparlayacağız. Gürkan Bey, sanırım az önce bağlayan dinleyicimiz biz fakir miyiz demiş. Dinliyoruz, bağlanıyoruz demiş az önceki dinleyicimiz. Vallahi ben merak ediyorum böyle çok zengin olup gerçekten bir işte milyoner, milyarder olup sabah mesela radyo dinliyorlar mıdır? Ya da radyo dinliyorsa da bu frekansı dinleyip spor konusuyla ilgileniyorlar mıdır? Onu merak ediyorum. Çok bağdaştıramıyorum mesela zengin olup herhalde daha faydalı vaktini geçiriyordur diye düşünüyorum. Merak ediyorum mesela zenginler ne yapıyor sabah kalkıp? Erken kalkıyorlar ya bir de 5'te. Geçtiğimiz yıllarda bir araştırma yaptırdık. Evet. Yaptırdık. Evet. Radyo spor olarak. Çok zenginler mi dinliyormuş? Radyo spor evet. Dinleyen AB grubundan. AB grubu işte B grubu, C grubu demografik olarak insanları sınıflayan reklamcılar için bir şeydir, dildir. Orada AB grubu bir numara çıkmıştı Radyo Spor'da. Dolayısıyla senin zannettiğinin tam aksi. Yani var dinleyen de o kesimden, o cenahtan çok dinleyicimiz var. Fazlasıyla var. En çoklarından bir tanesi. Ama benim dediğim milyoner, işte milyarder olup. Her kuponu öyle veriyorum. 2 katı, 3 katı veriyorum ki değerlendirsinler. Tamam, yine maddi durumu iyi olan çok dinleyicimiz vardır. Kabul ama işte Ali Koç düzeyi bahsettiğim benim. O derece zengin olup da Ali hala. Ali Koç benden bizzat rica etti. Biraz daha İtalya Serie A kuponu ver. İlla bunları söylettiriyorsun bana ya. Bu bilgiyi ben de ilk defa yayında duyuyorum. İlla bunları söylettiriyorsun bana. Aramızda. Evet. Onu merak etti ya. Onlar acaba... Var, merak etme. Her kesimden var. Çünkü futbol Türkiye'de her kesimi kapsıyor. Her kesimi ilgilendiriyor. Dolayısıyla bunun ekonomik durumla çok bir alakası yok. Hatta
Şöyle söyleyebilirim. Ekonomik durum iki uçta da olduğu noktada fanatiklik daha da artıyor. Hadi bak bunu da sana söylemiş olayım. Müthiş bir tespit. Ya. Evet, bu tespitin üzerine diyecek bir şeyim yok. Evet. Programı o yüzden noktalamak istiyorum Ali abi. Haftayı bitirdik. Bu hafta bayram haftasıydı. İlk üç gün bayramı kutladık, Ramazan bayramını. Perşembe, Cuma'da tatil olanlar vardı. İşe dönenler vardı eminim ki. Tatil olanlar yok muydu? Bir baktın tatil olanlar var deyince. Var tabii, olmaz mı? Olmaz mı? Gitmişlerdir. Görüyoruz çünkü sosyal medyada. Umarız herkes keyifli bir bayram geçirmiştir. Evet. Sevdikleriyle beraber huzurlu mutlu bir tatil geçirmiştir. Biraz dinlendik. Biraz sevdiklerimizi gördük. Biraz onlarla konuştuk. Artık bu arada bitti. Çoğu kişi için pazartesi günü bitecek. Bizim için başlamamıştı bile. Bitti. Yarım yamalak bir şey oldu. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Son olarak son uzatmadın. Instagram'la ilgili şeyin devam ediyor mu hala? Saat 6'dan sonra bakıyor musun? Yoksa ediyor, sana gösterebilirim. Dün çünkü dün programda birkaç kişi bana görseli attı kendi ortalamasını. Ben de baktım, merak ettim. Benim 17 dakika. 17 dakika. Biraz yükselmiş. 14-15 civarıydı. Yani ben bu kadar kasarak, sen 17 dakikadaysan ben fazla seni görüyorum. Takdir ediyorum. 17 dakika, sen de 16 dakikaymışsın. Evet. Güzel, son ama bir ben, haftalık. Ben hala şeyim. 18-23 arası mı? Yok, hala ben diyetimi yapıyorum. Hı-hı. Hani ben hala kendimi kasıyorum. Sen doğal olarak 17 dakikadasın. Ben kasarak 16 dakikadayım ama bu rakamlar benim kabul edebileceğim rakamlar. Evet, güzel yani. Nereden geldiğini bildiğimiz için 16 çok komik kalıyor. Evet, bu güzel haberle programı noktalıyoruz. Dün güzel haber diyorum çünkü dün birçok kişi de yazdı. İşte bir küsur dakikadan, bir küsur saatten işte 15-16 dakikada inen çok kişi var. Bir farkındalık, gerçekten bir farkındalık yarattın. Belki öğlen de bu konuda mesajlar da gelir programa. Onları da değerlendirsin. Diyelim, programı noktalayalım. Herkese görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sundu. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.